Bitmeyen kavgada olay pişti. Sinan Akçıl ve Hadise'nin ablasını şoka uğratan tesadüf. Yıllardır kavgalı olan Sinan Akçıl ve Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz aynı mekanda pişti oldu. O anları sadece duymayan kalmasın görüntüledi. Akçıl ve Açıkgöz olay pişti sonrası birbirlerine hangi sert göndermeleri yaptı? Çok özel görüntüler ve açıklamalar birazdan sadece duymayan kalmasın da. Erkan Petekkaya'nın ailecek gittiği ikinci Afrika tatilinden kimsede olmayan görüntüler. Ünlü oyuncu eşi ve oğluyla birlikte gittiği Afrika'nın egzotik ülkesi Mauritius'tan sadece duymayan kalmasına özel görüntüler yolladı. Birazdan Serdar Ortaç'ın zor anları. MS hastası olan ve uzun süredir tedavi gören ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son görüntüsüyle nasıl korkuttu? Birazdan. Murat Dalkılıç'tan aşk itirafı. Murat Dalkılıç, Hande Erçel sorularına ilk kez net bir cevap verdi. Ünlü şarkıcının çok özel açıklamaları birazdan duymayan kalmasın da. Seda Sayan'la yaşadığı aşkla adını duyuran galerici Murat Karabova'nın yıllar önce klibinde oynadığı şarkıcı olan eski sevgilisi Hacer Tülü, Seren Serengil'in iddialarına canlı yayında cevap veriyor. Şu anda kız gündeme gelmek için. Seren Hanım'ın yaklaşımlarına da gerçekten şaşkınlıkla baktım. Çok üzüldüm. Seda Sayan olmasaydı şimdi biz bu kadının cihazı yayınlayacak mıydık burada, pardon? Birazdan canlı yayında duymayan kalmasın da. Bitmeyen kavgada olay pişti. Sinan Akçıl ve Hadise'nin ablasını şoka uğratan tesadüf. Yıllardır kavgalı olan Sinan Akçıl ve Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz aynı mekanda pişti oldu. O anları sadece duymayan kalmasın görüntüledi. Akçıl ve Açıkgöz olay pişti sonrası birbirlerine hangi sert göndermeleri yaptı? Çok özel görüntüler ve açıklamalar birazdan sadece duymayan kalmasın da. Erkan Petekkaya'nın ailecek gittiği ikinci Afrika tatilinden kimsede olmayan görüntüler. Ünlü oyuncu eşi ve oğluyla birlikte gittiği Afrika'nın egzotik ülkesi Mauritius'tan sadece duymayan kalmasına özel görüntüler yolladı. Birazdan. Günaydınlar, günaydınlar sevgili seyirciler. Duymayan kalmasın başladı. Günaydınlar Cengiz Temelcioğlu. Günaydınlar efendim. Herkese günaydınlar. Star ekranlarından, duymayan kalmasından merhabalar bir kez daha. Karşınızdayız. Seren'le beraber. Peki bugün, yine bugün çok... Maviler, lacivertler bugün falan. Bugün öyle. Ben yani ne verirlerse onu giyiyorum içeride. Bunu bugün bunu giyin diyorlar. Eskiden müdahale ederdim, şimdi hiç etmiyorum. Çok güzel. Seviyorsun değil mi benim müdahale nefis etmeyen halimi? Nefis ya, vallahi harika oldu biliyor musun? Böyle yumuşacık ve pamuk gibi bir şey oldu. Çok teşekkürler. Şimdi gündem yine çok yoğun. Evet. Yine cevaplar, sorular, olaylar aynen var. O yüzden aslında trafiği senden alalım. Çünkü tamam, hadi başlayalım de o zaman hemen haberlerimize. Neler oluyor, neler bitiyor diye. Biz Sinan Akçıl haberiyle başlayalım. Çünkü Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'le aynı mekanda yan yana düşüyorlar. Ve bunlar beni mi takip ediyor diye de gazetecilere sitem ediyor Sinan Akçıl. Gerçekten ilginç görüntüler. Bir haberimizi izleyelim bakalım. Ondan sonra üzerine konuşacağız.
Bitmeyen kavgada olay pişti. Sinan Akçıl ve yıldızları bir türlü barışmayan, hadisenin ablası Hülya Açıkgöz'ü şoka uğratan tesadüf. Yıllardır kavgalı olan ikili aynı mekanda yemek yedi, çıkışta birbirlerini görmezden geldi. Tabii tabii kim ölüyor belli, sana akıl daha yeni mi geldi? Sözlerine koyup attığın o taşlar yanıma değil başka yere geldi. Hadise ve Sinan Akçıl aşkının bitmesinin üzerinden yıllar geçti. Fakat Akçıl ve Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz arasındaki kavga artan yıllarla birlikte günden güne büyüdü. Abla Açıkgöz'ün geçtiğimiz aylarda Sinan Akçıl'ın o dönem birlikte olduğu ve evleneceği konuşulan sevgilisi Otilya'ya sosyal medyadan yaptığı "kız aklını kullan" ifadesi gerilimi tekrar gün yüzüne çıkardı. Hadise'nin ablasının Otilya üzerinden Sinan Akçıl'a yaptığı gönderme ünlü popçudan manidar bir cevapla karşılık buldu. İlk açıklamasında eski baldızını tanımazdan gelerek "tanıdığım tek Hülya var, o da Hülya Avşar" diyen Sinan Akçıl'ın bir sonraki açıklaması daha sert oldu. Hülya Açıkgöz'ü sevmediğini itiraf etti. Programa katıldığımda da iki tane fotoğraf gösterilmişti sana. Hadise'yle ablasının "birini seviyorum, birini hiç sevmiyorum" gibi bir konuşman olmuştu da. Aynen. Neler söyleyecek? Kimi seviyorsun hala? Abi? Aynen, o ikilemde kaldı. Ablasını daha küçük ve daha güzel olanı seviyorum tabii orada. Bir süredir sular duruldu gibi görünüyordu ki geçtiğimiz gün eski damat ve baldız aynı mekanda pişti oldu. Soğuk rüzgarlar esti. İster iste ister isteme bu hamle pişti. Hadi bakalım. İster iste ister isteme bu hamle pişti. Hadi bakalım. Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz ve kardeşi Derya Açıkgöz'ün yemek yediği masanın birkaç masa ilerisinde ise Sinan Akçıl bulunuyor. İki taraf da birbirlerinden habersiz gibi duruyor. İster iste ister isteme bu hamle pişti. Hadi bakalım. Ve işte o an Hülya ve Derya Açıkgöz hesabı ödeyip masalarından kalkıyor. Tam da Sinan Akçıl'ın bulunduğu taraftan çıkmaya karar veriyorlar. İki kavgalı isim bu kez daha da yakınlaşıyorlar birbirlerine. Tanımamazlıktan o an geliyordu. Orası nasıl bir yer merak ediyorum. Kalabalık kitle bana koşarken aklımdaki tek şey Serap. Görüyorum bunlar fanlar ya da kandım. Ve de durmazlarsa kaçamazdım. Ama bana gelmediğini anlayınca son model arabamla gaza bastım. Mikrofonu uzattığımız Hülya Hanım Sinan Akçıl'la aynı mekanda olduğunu duyduğunda kısa süreli bir şok yaşasa da hemen toparlıyor kendini. Akşamlar. Nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Teşekkürler. Sinan Bey de yan masadaydı diyelim. Neredeydi? Yan masanızda denk hiç görmedim. Herhalde. Görmedim gerçekten. Afiyet olsun. Hadise'nin kardeşi ve ablasının ardından Sinan Akçıl ayrılıyor bu kez mekandan. Bu istenmeyen tesadüf Hülya Hanım gibi onu da bir hayli şoke ediyor. Masada da Hülya Hanım ve Derya Hanım oturuyordu. Önünden geçti. Siz onlara mı koşuyordunuz? Evet, fark ettim de. Hayır, ben kim diye baktım, tanımadım ki ya. Allah. Tanımadın abi? Oğlum ne oluyor bunlar? Yani ben takip etmiyorum da. Harbi mi söylüyorsun yine mi? Nedir bu Açıkgöz ailesiyle benim aynı mekanlarda dolaşıp durmam, ben anlamadım ya. Ünlü popçunun tepkisi bununla da kalmıyor. Sinan Akçıl yanımızdan ayrılmadan hemen önce eski sevgilisi Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ü sevmediğini bir kez daha yineliyor. Bu sözler Hülya Hanım'ı bir hayli kızdıracak gibi görünüyor. Bekleyelim ve görelim. Görsen tanır mısın abi? Ya tanımamak mümkün değil tabii ki. O kadar da değil yani ama Derya'yı severim. Ufak olan çok tatlı kız. İyiyle mi sıkıntı? Hadi abi. Aklımdaki tek şey Serap. Görüyorum bunlar fanlar ya da kandım. Ve de durmazlarsa kaçamazdım. Ama bana gelmediğini anlayınca son model arabamla gaza bastım. Evet, ilişki biteli 8 yıl olmuş bak. 8 yıl geçmiş olan üzerinden. Şimdi Zincirlikuyu tarafındaki bir AVM'de aynı masalar yan yana masalarda aynı mekanda denk düşüyorlar tesadüf ama bir daha sonra sorunca Hülya Açıkgöz Hadise'nin ablası bir şey söylemiyor. Aa öyle mi, afiyet olsun falan diye geçiyor ama Sinan tarafı bu Açıkgöz ailesi beni mi takip ediyor? Derya'yı severim ama Hülya'yı sevmem diye yine benzer açıklamalar yapıyor. Daha önce de söylemişti Hülya'yı yani sevmediğini. Her zaman söylediğim tek şey var. Ayrıldıktan sonra erkeklerin ilişkilerin arkasından konuşmaları
ve ayrıldıkları kadın hakkında konuşmaları, ayrıldıkları kadının akrabalarıyla alakalı konuşmaları son derece çirkin ve seviyesiz ve korkunç bir şey bence. Çünkü bir erkeğe yakışmıyor. Bak kadın konuşsa o da güzel değil belki ama hadi hani kadını diyorsun belki. Kadını hani kadınların yaşadıkları, çektikleri falan filan kadını daha bir tolere edebiliriz. Ama bir erkek hani kadının namusum diye yanında taşıyordu ya bir zaman. Hı-hı. İsterse sevgilisi olsun, isterse iki ay beraber olsun fark etmez. Şimdi Sinan'ın hep ayrıldığı kişilerle beraberken göklere çıkartıyor. Ayrıldığı anda da ayaklarını altına alıyor. Ama hadiseyle beraberken de ablası Hülya ile hiçbir zaman anlaşamadı Sinan. Okey. O zaman bile hani o ta televizyon zamanları bile ayrılmadan önce... Televizyona gittiği dönemlerde bile hep bir şeyler ama aile içinde tartışmalar, gerginlikler falan filan vardı Sinan'la arasında. Şöyle söyleyebilir. Ablasından bahsederken güzel olanı ve küçük olanı seviyorum. Yani büyük olan ve büyük olan çirkin olan olmuş oluyor. Güzel olanı. Evet. Şimdi veya işte mesela Hadise'den bahsederken Otilya'nın klibini koyduğu zaman o daha genç. Hep böyle... görselliğiyle, güzelliğiyle, gençlikten, o daha genç, o daha güzel falan. Yani bir gün sen bu kadını seviyorum diyordun, bu kadın için ölüyordun mesela. Onun için hani baş tacım derken ne oluyor da anlaşamayız, hepimiz anlaşamıyoruz, ayrılıyoruz. Ne oluyor da onun kötü olmasını bu kadar yerlere inmesini isteyebiliyorsun yani. Veya onun arkasından konuşacak şeyler söylüyorsun. Hiçbir şey söylemem. Şunu dese kabulüm. Ya Gitmiş. Büyük ablayla araması hiçbir zaman pek iyi olmadı. Bak bu olur. Olmadı. Onun çünkü zaten en başından almadım. Beri Hadise'nin hayatında olmasını hiç istemedi. Kim? Hülya. Ya ama daha ilişkiye başlarken bile 8-9 yıl önceden bahsediyorum. O zaman bile hiç istemediği için o zamandan gelen gerilim var. Tamam yani aile büyüklerinden birisi kriterlerine uygun olmak. Belki şu anda yaptıklarını o zaman... görmüş olabilir. Yani bu çocuğun aslında samimi olmadığını o gün için ablası düşünmüş olabilir. Hadise görmemiş olabilir. Biliyorsun biz ilişkiler yaşarken hiç gözlerimiz kapanır. Herkes bize der ki aman yapma ama dinlemeyiz. Ne zaman işte böyle sonuç bu hallere gelir o zaman anlarız. Belki de kız ablası o gün anladı bunu. O yüzden de karşı çıkmış olabilir. Ne olursa olsun bir erkek ayrıldığı kadının arkasından ne laf söyletir ne kendisi söyler. Bence bak dün de söyledim bu konuyu. Yani. Adamlığı gerektiren şey, erkekliği gerektiren şey bence budur. Evet. Eğer gerçekten sevdiyse tabii, kullanmadıysa bak bu çok önemli bir şey. Çünkü bazen ünlü kadınlar, biz saf tarafımız da var. Yani Kullanıldı mı zamanında? Yani o zaman, şimdi ben bir zaman çok sevdiğim bir kadın için bugün çok kızgın ayrılsam bile arkasından bir erkek olarak bir şeyler söylüyorsam o gün onu sevmediğimi gösterir bu. O zaman da sevmeden beraber olmak da kullanmak demektir bence. Evet. Öyle Sinan Akçı'la eşliyoruz ama güzel yaptığı bir şey de var. Afrin Harekatı ile ilgili, Mehmetçik ile ilgili bir şarkı hazırladı. Ve diyor ki yürü aslan Mehmetçiğim, yürü seni kim tutar? Bastığın yer titrer elbet, düşmanların hep susar. Bastığın yer titrer elbet, düşmanların hep susar. Arkanda milyonlarca kalp, sayende hepsi rahat. Aman sakın. Evet, bu şarkıyı hazırladı. Bu şarkıyı yaptı Mehmetçik için. Bu tür konularda hassasiyet her zaman yüksek olan yani polis haftasında polislerle ilgili, emniyetle ilgili. Ben onu öyle görmek isterim. Ben onu eski beraber olduğu insanlara mikrofon uzatıldığı zaman onlar beni mi takip ediyor? İşte o daha küçük, o daha genç falan. O piyanonun başına geçtiği zaman Sinan Akçı gerçekten devleşen bir çocuk. Bak piyanosunu o çalmış. Evet. Duyuyorum onun çaldığını. Ve çok iyi bir bestekar ve çok iyi bir söz yazarı. Bu çocuk... Ben bu anlamda çok kıymetli bir çocuk. Bak o yüzden üzülüyorum bu söylem. Bazı insanlar bence hiç konuşmamalı. Konuşmasa sadece işini yapsa bence daha iyi olacak. En azından o tarafı görmeyeceğiz yani. Çünkü burada devleşen bir çocuk bu takdire şayan bir durum. Güzel yapmış. Evet. Çok da güzel olmuş. Çok da eline sağlık takdire gerçekten şayan de bir durum. Ama biz onu hep bu haberle böyle şeylerle görelim. Evet. Yani. Ben öyle ona peki, o yakışıyor. Hadise demişken bak Hadise
aylardır en çok izlenen performanslar arasındaydık. Ocak ayının en çok izlenen performansı Düm Tek Tek olmuş diyor. Hadise'nin Düm Tek Tek şarkısı en çok beğenilen performans olarak seçilmiş şeyde. Oylamalar yapılıyormuş Eurovision'la ilgili. Bu şarkı. Düm Tek Tek. Aynen, 2009 da Eurovision'da yarışmıştı. Sinan Akçıl'a ait bestesi. Zaten o zaman o dönem beraberlerdi. Bu Eurovision kulislerinde falan da kavga yaptıkları Sinan Akçıl'la tartıştıkları haberleri çıkmıştı. Daha sonra döndükten sonra da zaten ilişkileri noktalanmıştı. Yani işte insanlar birbirlerine, ilişki aslında birbirine katmaktır. Aslında Sinan'ın da Hadise'ye kattığı. Evet. Mesela bu şarkı güzel bir şarkıydı yani. Güzeldi, güzeldi. Bu performans nasıldı sence? Performans da çok iyi bence. Ben beğendim. Güzeldi yani. Evet. Ama hani belki İngilizce belki söylenseydi. Yani tamam, ayo İngilizce söylediniz ama zaten. Evet, evet, yani, o yarısını doğru. Türkçe mi söylemişti? Evet, yarısı Türkçe'ydi, yarısı İngilizce'ydi. Tabii yani bizim hep bu tabii politik şeylerde girmedi değil. Yıllarca Eurovision'da bir tek Sertap deldi onu. Ama MFÖ'de tam tersini söylüyor. Ne diyor? MFÖ'de diyor ki Sertap'ın birinciliği politikti diyor. Aa. Evet. Neden peki öyle bakmışlar? Neden bakmışlar biliyor musun? Dün bir radyoya konuk olmuşlar hep birlikte. Bir daha teklif gelse Eurovision'a katılır mısınız diye sormuşlar MFÖ'ye. Onlar da hayır yanıtı vermişler. Sonra Masar Alanson demiş ki Sertap çok güzel bir şov sundu Eurovision'da. 2003 senesinde birinci oldu biliyorsunuz. Hı hı. Çok güzel bir şov sundu. Fakat o sene biz Amerika'nın Irak'a girmesine müsaade etmedik. Avrupa'la da sırtımızı sıvazladı. Aferin dediği, bize Avrupa'nın aferin dediği bir seneye rast geldiği için de Sertap birinci oldu Eurovision'da dedi. Ya hiç kusura bakmasın, evet. Çok özürüm. Çok severim MFÖ'yü. Yani çok değerliler. Hiç katılmıyorum yani. Bizim hiçbir zaman, hiçbir dönemde sırtımızı hiç kimse sıvazlamadı. Hiçbir zaman. Hiçbir dönemde hiçbir başarımızın. Yani buna asla inanmıyorum ben. Çok evet, 2003 yılında çünkü tezkere çıkmamıştı meclisten. Ve onunla ilgili de Amerika'ya şey yapmadığımız için diyor, Irak'a girmesine izin vermediğimiz için diyor, Avrupa tarafından böyle desteklendik. Sıcak bakıldı bize ve Sertab'ın birinciliği de o yüzden oldu demiş Masar Alanson. Hayır, bence... Ve 14 yıl sonra enteresan bir tartışma açtı tabii ki, 15 yıl bence sonra. Bence biz gelişmekte olan bir ülkeyiz falan ama coğrafi konumdan gerçekten dünyanın en önemli yerindeyiz. Artı Müslüman bir ülkeyiz. Dolayısıyla yaptığımız müziği hiçbir zaman kendi yapmış oldukları müzik kadar değerli görmediler. Ama... Daha orient buldular belki. Daha hani kendi çizgilerine getiremediler. Ama Sertap öyle bir şey yaptı ki hangi ülkeden temsil edildiğini şarkının, Türk şarkıcı olduğunu, şarkının Türk olduğunu, Türkçe olduğunu. Yani şimdi buna takıyorlar ya çünkü bundan küçümsediler ya yıllarca bizi. Bunların hepsini unutturdu Sertap orada. Airway detayken şarkının. Bir dünya, hatırlayalım bakalım şarkıyı. Dünya standartlarında bir şarkıcı Sertap. Hani buna hayır diyemediler yani. Evet yani şeyler. Yani bütün salon ayağa kalktı yani. Hani evet. Gerçekten. O yüzden hani o kadar ezdi ki Sertap onları. Yani sesiyle ezdi, bizim ezgilerimizi de kullanarak ezdi. Sesiyle ezdi, her şeyle ezdi yani. Evet, performansı da güzeldi. O yüzden bunu ve bir politikçe yılında, bağlamak ama çok ama Masar Alanson bundan 15 yıl sonra işte çıktı, dedi ki bu politik bir birincilik dedi. Böyle bir açıklama yapıp Sertab'ın birinciliğini açıkçası biraz gölge düşürdü. Hiç gölge düşmedi bence. Yani tartışmalı hale getirdi. Çünkü bugüne kadar hiç böyle bir şey söylenmemişti Sertab'ın birinciliğiyle ilgili. Senin dediğin gibi hep hak ederek kazanılmış bir birincilik olarak değerlendirildi. Şimdi Masar Alanson farklı bir pencereden baktı tabii ama ben katılamıyorum. Katılmıyorum. Sonuçta Eurovision'da yıllarca hep politik nedenler öne çıktı. Politik nedenlerden dolayı oylamalar yapıldı. Ama dediğin gibi Avrupa'da... Biz her zaman küçük görüldük. Ve Avrupa'nın hiçbir zaman, bizi ama o kadar ne zaman sevdi ki? Şimdi 2003'te yani sevsin. O bizim sırtımızı falan onlar hiçbir zaman bizim sıvamazlar hiç. Ama burada o kadar kız her şeyi unutturdu ki.
Yani seyrederken onlar bile hani aa işte bak Türkiye'ye puan kıralım diyen adamı bile orada unutturdu o varlığıyla, şarkıcı kimliğiyle. Onu yani alkışlamak gerekirken bence yıllar sonra bu şey onlara yakışmamış. Bana göre hiç anlamsız ve doğru değil yani. Evet, İrem Derici'ye bakalım. İrem Derici enteresan bir açıklama yapmıştı. Uçak düşsün ama sadece Sinan Akçıl ölsün dedi. Yok artık. Aynen ama neden dedi? Bir izleyelim bak. Yolumda, süper. Heyecan içerisindeyiz. Hangisi? Ufak tefek Cihangirlerden herkese iyi akşamlar. Solumda görmüş olduğunuz Cihangir'in oyası. İşindedir, kariyerindedir, dürüsttür, merttir. Ben de mahallenin Merve'si. O iş bende tatlım. Abi ben Merve'yim abi, bana ne ya? Ya bir de hepimiz böyle şeyiz, kötülük düşünmeyen iyi kalpli dört kızız. Ama bakın dedim, en kötü benim dedim yine aranızda. Ya hani sonuçta bu işi yapıyorum falan filan, en kötü benim dedim. Hani birkaç leşimiz var, kalp kırmışlığımız var. Çekip gitmişliğimiz var. O yüzden en kötü benim. Tutturdum zar zor Merve yaptım kendimi. Bir de tam taklavat gittim böyle pembe kürklü falan. Ya manyak gibi yani ilk bölümden beri. Biraz fazla kendimi böyle beşinci arkadaşları gibi hissetmeye başladım. Şizofrenik durumlara girdim yani. Çok var. Ben hayatımda hiç öyle entrika görmediğim, bilmediğim için hastası oldum yani. Magazin dünyasında çok var entrika var. Ben magazin dünyasında değilim abi. Ben maymun. Arada geliyorum, gülüyoruz, gidiyorum. Nasıl ya? Öyle. Kendini bir dünyanın insanları görmüyor musun? Kimle kavga ettim, polemik yaşadım ben bugüne kadar? Yani 5 senedir hiç kimseyle. Suratıma tükürseler, yarabbim şükür deyip devam ediyorum. O yüzden... Yaşamayacağım anlamına mı geliyor? Ya imkanı yok. Sataşmıyorlar mı bugüne kadar bana? Allah aşkına. Hobi olarak sataşıyorlar zaten. Ben cevap vermem. Benim atasporum sessizlik. Benim tepkim de olabilir günlerce doğrusu. Ne yaparsın? Bu kadar. Ve biliyorum yine bu kahkahayı 8 kere üst üste. Sinan Bey ile ilgili yaptığınız açıklamayı sorayım. Ne açıklamışım Sinan'la alakalı? Espri ya. Ya siz bu haberlerin sadece başlıklarını mı okuyorsunuz? Dedim ki adam 14 Şubat'ta şarkı çıkaracak dedim. Ayrıca dedim Zinet'e bir şarkı vermiş, İzel'le düet yapacaklar. Ankara'ya giderken uçakta bana onları dinletti dedim. O kadar kıskandım, o kadar güzeldi ki şarkılar. Pilotun yanına gidip, hocam şu uçağı bir düşün, bir Sinan'la anlaşılsın, şarkıları ben alayım gibi bir şey dedim. Lütfen, başlık okursanız sadece bu işte eksik kalırsınız efendim. Zaten en büyük kabahatimiz bu. Sağ ol kardeşim. İrem yaptığı esprini, yaptığı espriyi bana değil anneme açıklasın. Annem çok sinirlenmiş. İrem Derici en son Sinan Akçıl annesini kızdı demiş. Ama şaka yaptı kadın. Ama şimdi bir şey söyleyeyim, böyle şaka olmaz. Ya İrem çok tatlı bir kız, ona çok gülüyorum. Hani şey kendisi içinde diyor ki, kim bana bir şey söylerse yüzüme tükürse diyor ya Rabbi şükür deyip de sana dedim ya ya Rabbi şükür deyip devam ediyormuş. Yani aslında öyle mi olmak lazım? Bence öyle tasasız olmak lazım ama şimdi uçak düşsün dediği zaman o temenni şaka bile olsa aslında demek istiyor ki yani şarkılar o kadar güzel ki. Evet, şarkılar bana kalsın. Şarkılar Sinan bana kalsın diyor ama güzel söylemesin ben söyleyeyim diye. Öyle yani öyle bir dilek de olmamalı. Evrene böyle bir şey bile gönderilmemeli şaka bile olsa. Tabii annesinin ağrına gibi. Ben de şimdi anonsunca aynen, sen de duyunca ne sen oluyor de dedim yani. Kötü kalpli bir kız asla değil. Ama bazen söyledikleri şeyin nereye gideceğini bilemiyor. Onu da zamanla bence konuşa konuşa dayak yiye yiye anlayacak. Evet, geçen yani. Gün bir ödül töreninde de benzer şekilde. Allah korusun tabii evet, yani. Söylediği laf tartışılmıştı. Peki bak o da ufak tefek. Sinan Akçı, İzel. Biliyorsun onlar çok büyük aşk yaşadılar evet. Geçmişte. Ve aslında İzel'in de, İzel'e de çok zararları oldu bence zamanında. İzel onu çok sevdi çünkü. Şimdi ben bu ikilinin şarkı söyleyeceğine o kadar çok sevindim ki. Evet, 14 Şubat için. Çünkü onlar kadar bak gerçekten çok yakışan, yani müzik anlamında çok yakışan ikili bunlar. Evet, İzel de uzun süredir yoktu. Onun şarkılarıyla. Ve evet, şimdi 14 Şubat için birlikte bir düet yapacaklar, bak, bu, bir tamam, şarkı bak, hazırlamışlar. Bu ne Otilla, evet. Ne o, ne bu, bak Sinan'a buradan söylüyorum. Bu onun Slow herhalde yapacaklardır o şarkıyı da, öyle düşünüyorum. Evet, bir romantik, Sevgililer Günü'ne bir sürü şarkı çıkıyor. Artık hangisini dinleyeceksiniz bilemiyoruz arkadaşlar. Ama bence en güzel şarkılardan bir tanesi olacak. Peki İrem de ufak tefek cinayetler hayranıymış. Ufak tefek Cihangirler diye. Şeyler, skeçler falan çekiyor Cihangir'deki
arkadaşlarını toplar. Biraz ama iyi bir kız yani. Dün son dakika gelişmesi olarak duyurmuştuk Nebahat Çehre'nin hastaneye kaldırıldığını. Evet. Durumu iyi, tahliye oldu ve bakın kameralara ne dedi. Geçmiş olsun diyelim efendim. Olayın aslı nedir, nasıl oldu? Aslı sizin nazarınız değdi. birazcık böyle sette terlemeye başladım ki ben terlemem. Sonra da bir üşümeye başladım. Ondan sonra böyle bize salgınlar duyuyoruz ya, grip salgını. Biz de çalıştığımız için korunmamız gerekir. İlk aklıma gelen hemen hastaneye gelip bir serum falan yiyeyim. Bir hocam görsün ne diyecek, ne durumdayım diye. Benim titiz davranmam, hem çalışıyor olmam, işime çok mesuliyetliyim. Çok tedirginim. Zaten aman işim kalmasın, insanları üzmeyeyim diye şey yaptım. Bir an önce çok da iyi yapmışım gelmekle. Yani bu hastalığı bir 2-3 günde atmak hoş bir şey. Nebahat Hanım, sürekli Canan Karatay'la karşılaştırılıyorsunuz. Çok saygı duydum. Bir kere gençliklerini, hayatlarını insanlara adamış. Çok saygı duydum bir meslekte kendileriyle. Böyle bir yakıştırma tabii beni utandırır sadece, üzer. Evet, 3 günlük hapiste yatıp kalktığımız için Nebahat Çehre'nin hastaneden çıkışını tahliye oldu diye anlatıyorum ben de. Tabii tabucu oldu. Ama sen oldu. O günler için yaşıyorsun. Aynen. Ya. Oraya konsantreyim ya ben. Sen gideceksin ya, senin tahliyeni evet. Bekliyoruz ya evet. Şimdiden. Daha Nebahat Çehre de taburcu olmuş. Evet, evet taburcu olmuş. doğru kelimeyi kullanalım. Evet. Ondan sonra geçmiş olsun. Evet, geçmiş olsun diyoruz çünkü. Hastaneden çıkışına bak, şapkasına bak, montunun güzelliğine bak. Ne kadar şık, ne kadar zevkli bir kadın. Bayılıyorum. Evet, hani yani zaman. Gerçekten bak Nebahat Çehre de yapabilir Ayşe Pekkan gibi. Bayılıyorum onun giyim tarzına. Çok güzel giyiniyor. Evet. Evet, Arda Turan 31 yaşına basmış ve memleketi Bursa, annesinin memleketi Bursa'da doğum gününü böyle kutladı. Bakalım. Evet, Bursa'da lüks bir otelde ailesi, arkadaşları ve yakınlarıyla beraber kutlamış. Tamam abi, ne olur. Teleferik mi var, ne evet, demek Bursa'yı yukarıdan gören burada. Teleferik bu, teleferik. Teleferikten mi çıkıyor? Ben de binmiştim, çok güzel. Evet, Bursa. Ve tabii bak yani 1 Şubat'a geldik. Neyse kar var bak şeyde Uludağ'da. Gerçekten ne kar var ne soğuk var İstanbul'da en azından. Evet çok normalin üstünde yani sıcaklar yani. Enteresan bir şey. Evet sonra da Uludağ'a çıkmışlar. Neyse ki Uludağ'da kar var. Kayak tatilcileri, kar tatilcileri için iyi evet. Haberi verelim. Ağacığım evet. Doğum günü kutlu olsun. Nice Aslıhan nerede de. Peki yanında mı arkadaşlar Aslıhan? Bak ailesi de kutladı. Evet fotoğrafların paylaştığı videonun hiçbirinde yanında Aslıhan yok. Neden yok bilmiyorum. Annesinin memleketi Bursa'da kutladı. Arkadaşlarıyla beraber Uludağ'a çıktı. Yani Aslıhan ve arkadaşlarını ayrı kutlayacaktır. Annesinin evet. Yanına gitmiştir. Ailecek. Oraya gitmişken de yukarıya çıkmışlardır. Yani ayrı kutlamıştır. Evet. Peki ne yaptılar Uludağ'da arkadaşlarıyla beraber? Bolca Ahmet Kaya şarkısı dinlediler. Öyle yani mi? Yine arkadaşları. Arkadaşları. Barcelona'da öyleydi. Uludağ'a geliyor. İstanbul'a geldi. Yine Arda aynı şekilde devam ediyor. Ahmet Kaya şarkı. Peki, gönüllü muhabirimiz Erkan Petekkaya bildiriyor. Nereden evet. Bildiriyor? Maritüş'ten bildiriyor. Ailesiyle beraber tatile gitti sevgili Erkan. Ve bizim için oradan videolar çekti. Bize özel videolar gönderdi. Oh, bize güzel. Gezdiği yerleri anlattı. Buyurun Erkan Petekkaya'nın gözüyle Maritüş tatili. Son günlerde talihsizliklerin peşini bırakmadığı isim Erkan Petekkaya, eşi Didem Petekkaya ve oğlu Cano'yu yanına alarak soluğu dünyanın bir ucunda aldı. Her fırsatta tatillerini yurt dışına çıkarak değerlendiren Erkan Petekkaya, bu kez tatil için Afrika'da bir ada olan Maritüş'ü tercih etti. Önceki seyahatleriyle birlikte Afrika'yı neredeyse karış karış gezen ünlü oyuncunun tatilden bizzat kendisinin duymayan kalmasın için çektiği çok özel anlar geliyor şimdi ekranlara. Erkan Petekkaya,
Afrika tatilini duymayan kalmasın için görüntüledi. Erkan Petekkaya sadece görüntü göndermekle kalmayıp bu eşsiz güzellikteki Mauritius'u ve festivali andıran görüntülerin ne anlama geldiğini muhabirimiz Selçuk İnci'ye şu sözlerle anlattı. Selo hocam, burası Mauritius. Bu Afrika'nın işte güneyinde falan bir yerlerde bir ada cumhuriyeti burası. Kendisi cumhuriyet yani. Burada Hindular, Müslümanlar, Hristiyanlar, bir sürü din var burada. O gördüğünde gönderdiğim Hindu ayiniydi, o turistik bir şey değildi. Bugün yani iki gün burası tatil insanlara, bizim Kurban Bayramı falan gibi bir ayindi o yani. Hiç turistik bir şey değil, hepsi gerçek onların. Erkan Petekkaya'nın bundan sonraki rotası neresi olur bilinmez ama ünlü oyuncu sesinden ve görüntülerinden anladığımız kadarıyla yaşadığı şanssız olayları arkasında bırakmış gibi. Tamam. Evet. Ya neden güzel biliyor musun? Alıp başını gitmek. Gittiğin zaman bütün dertleri, sıkıntıları burada bir kutuya koyuyorsun, kilitliyorsun ve gidiyorsun. Ve gittiler ya, şimdi çok şanssızlık yaşadı. Dükkanı yandı, dizi bitti falan, ayağı gitti. Kırdı, evet. Yani o yüzden de şimdi yurt dışına gittiğin zaman veya şehri terk ettiğin zaman, başka bir yere gittiğin zaman sanki orada kalıyor bütün dertler. O anlamda tedavi edici olmuş bu seyahat. Evet, eşi Didem ve oğlu Cano da her zaman olduğu gibi yanında. Bütün aralarda, bütün tatillerde falan Afrika'yı neredeyse karış karış gezdi Erkan Petekkaya ve ailesi. Yanından hiçbir zaman ayırmıyor. Oğluyla ilişkisi nefis. Valla ama ben sana her zaman Afrika gerçekten hani imkanı olabilen herkesin bak, gidip canım görmesi gereken bir destinasyon. Çünkü 100 yıl geride yani. Yani evet, başka bir hayat var. Evet. Ve orada şimdi anlıyorsun buranın hayatınızın ve memleketinizin değerini. Gerçekten çok açlık var. Yani pis her taraf. Bayağı hani gerçekten çok zor şartlarda yaşıyor oradaki çocuklar falan. Yemin ediyorum her gördüğüm çocuğu alıp buraya getirmek istedim yani. Evet. Erkan Petekkaya Selçuk İnci'yi anlattı zaten. Bir Hindu ayini. Tabii gönderdiği görüntülerin hepsini yayınlayamıyoruz Erkan Petekkaya'nın. Çünkü o Hindu ayininde gerçekten ayine katılanlar işte şişler geçirip falan filan öyle görüntüler de var. O yüzden o bölümleri keserek yayınladık. Ama Cano falan o kadar şaşırıyor ki çocuk haliyle, dehşet içinde falan seyrediyor. Yani kabile yaşıyor. O şişlerin, yaşıyor, çivilerin üzerinde falan yüzüyorlar falan, böyle enteresan bir ayin, evet, bu. O görüntüleri yayınlamadık tabii ama. Kabileler yaşıyor hala, çok enteresan. Evet. Gerçekten kabile yaşıyor yani böyle. Enteresan bir şey, gidilmesi ve görülmesi gereken bir yer. İyi hadi bakalım, bir işlese moral, aynen, olur. Moral dükkanda olur. O sırada yapılır belki, onu da çekeriz. İyi tatiller diliyoruz Erkan Petekkaya ve ailesine. Evet. Teşekkür ediyoruz görüntüler içinde. Daha önce de bak geçen yılda buralara gitmişti, safariye falan. Aynen. Orası da Serengeti. Serengeti, evet. Serenin. Evet, Serengeti orası. Peki Murat Dalkılıç'a bakalım. Murat Dalkılıç'ın ağzından da duyduk Hande Erçel'le ilişkisini artık. O da teyit etti bu ilişkinin varlığını. Yakınlarına aşık oldum ben diyormuş. Duydum ben. Öyle mi? Öğrendim. Bak kameralara ne diyor. Huzuru bulduğuna dair bir rivayet var. Duymazdan geliyorum. Göremiyoruz hiç, bayağıdır bayağıdır gündem yoğun. Hayırlı gündem olsun. Gündem yoğun için görmüyor olabilir misin acaba? Olabilir. Çok da yakıştırdık. Hayırlı bugün olsun diyelim. Sağ ol. Teşekkürler. Nasıl gidiyor? İyiyiz, sağ olun. Sizler ne yapıyorsunuz? Murat Boz'la konuştuk. O da tanışmışsınız. Tanıştınız beraber. Murat Boz'la mı tanışmışız? Yok hayır. Hande Erçel. 2007 yılından beri tanışıyoruz. Yakıştırıyor musunuz diye de sorduk hatta. Evet. Tebrik, o da Allah mutlu etsin, mutlu dedi. Evet, Allah mutlu etsin. 2018'in ilk aşkı diyelim. Abi bizim araba nerede? O da. Ama şu an gitmem lazım gerçekten. Çok konuşulan bir şey daha vardı. Fotoğrafları kaldırmamışsınız ya. Bu da çok konuşuldu. Bununla ilgili. Pardon abi, gel. Kardeşim öpüyor. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Seviyorum. Bir aşk var orada. Benim kadim payımda. Evet. Murat Dalkılıç, Hande Erçel'le ilişkisini ilk kez teyit etti. Hayırlı olsun dileklerine de muhabirlerin. Teşekkür ederim diyerek. Ne anlıyoruz? İlişkiyi işte, hayat yalan, aşklar yalan. Yani her Merve, şey yalan, yalan. Hande yani, gerçek. Yani, Hande hayır, içinde tabii ki Murat yalan, başkası gerçek olacak. Yani herhalde. Demek ki ben o yüzden de gün geçtikçe şunu anlıyorum gerçekten. Sevmek bizimle ilgili demek ki.
Yani biz birisini sevmek istiyoruz ve seviyoruz. Yani o yüzden de bittiği zaman da ölmeyelim. Çünkü demek ki bir başkası hemen hayata girebiliyor. Hayata yani. Hepimiz için söylüyorum ben Peki bunu. Peki ne diyormuş Murat? Çok aşık oldun mu diyor. Aşık yakında. Oldum abi ben diyormuş arkadaşlarım. Öyle mi? Evet. Ben Hadi de bakalım. Deyince şoka giriyorum ama yani Merve'ye bu kadar aşıkken birdenbire nasıl oldu bu kadar? Kısa sürede Hande'ye nasıl bu kadar aşık oluyor? Evet. Hande'nin de son paylaşımı buydu. Dolayısıyla fotoğrafları da geçtiğimiz hafta zaten ilk yan yana fotoğrafları ekrana getirmiştik. Merve, Murat Dalkılıç'ta, Hande, Erçelin. O yüzden hiçbir kadına söylüyorum, herkese söylüyorum. Hiç böyle ömürlük bir fedakarlıklar, kendinizi bitirmeler, saçınızı süpürge etmeler falan kendinizden hepimiz seviyoruz. Sevmeye de devam edeceğiz ayrı bir şey ama. Hani kendinizden vazgeçiyoruz da kilolar alıyoruz ama elbise alacağımızda masa örtüsü alıyoruz eve. Veyahut da ona bir şeyler alıyoruz. Aman onun sevdiği çorba pişsin evde. Aman kuru fasulye çok sever falan diyoruz da. Hiç değmez gerçekten. Çünkü hemen başkasına gidebiliyorlar gerçekten. Evet, Merve Boloğur da ekrana geldi. Annesiyle beraber evde dizi seyrediyor. Kadınlar dizi izliyor diye fotoğraf paylaştı. Annesi Nehra Boloğur'la. Merve, bak Merve'yi soğuk bulurdum falan. Aferin, i̇şte Merve'nin duruşunu gerçekten çok iyi bir oyuncu Merve. En kısa zamanda da evet. Zaten başlıyormuş bir projeye değil mi Merve? Başlayacak diye haberler evet, vardı. Evet. Ama bakalım ne zaman göreceğiz. Evde dizi izliyor şimdilik. İnşallah onun dizisini de biz izleyeceğiz yakında. Peki dün Enes Batur'la Başak Karahan'ı nasıl bulmuştun? Çok tatlılar. Değil mi? Çok fakat sanmıştım öyle enerjiyi alıyor ki ben buradan bir çıktım ya dışarıya. Dayak yemiş bir gibi. 15 dakika falan kendi kendime kulise durup öyle çıktım. Çünkü o kadar enerjik ki. Gerçekten. Evet. Yoruyor yani. Kızı nasıl yormadan devam ediyor hayat bilmiyorum yani. Ama çok tatlılar. Bir bakalım neler demişlerdi. Şimdi bunları böyle yüklüyorsun. Bu kadar saçma buluyor musun mesela böyle şeyleri? Hayır. Ne? Eğlenceli. Öyle mi? Evet. Eğlenceli. Ama yorumlar falan mesela her şeyle ilgili yorum yapıyorsun değil mi? Ya. Nasıl yani anlamadım. Yani mesela atıyorum su, o, bu, gazete, o şey yani baksana damacana her şeyle ilgili evet. Yorumlar yapabiliyorsun yani, günlük hayatta. Günlük hayatta her şeyden şey yapıyorum. Mesela şu anda buraya girmeden önce vlog başlattım. Ne yaptın? Vlog. Evet ne oldu oraya anladın? Devam ettireyim mi şimdi? Ettir mesela, bakalım lütfen bize hadi bakalım. Şimdi vlog'u devam ettiriyor. Çık kameram var burada. Ne yapıyorsun şimdi? Evet. Ekranını siliyorum. Evet. Ekranı siliyorsun. Evet. Evet arkadaşlar Star TV'de duymayan kalmasına konuk olduk. Şu anda canlı yayındayız. Siz beni görüyorsunuz. Buradaki kamera herhalde. Bakın ben de kamerayı çekeyim. Burada az insan var dediğinden ama burada da... Evet Enes'le beraberiz şimdi falan filan. Ama hızlı konuşma ya. Enes süpersin. Hızlı konuşmayınca gidiyorlar mı? Hayır. Başak da bizde falan. Ya aslında işin çoğu montajda halloluyor. Mesela ben yavaş yavaş konuşsam da onu tutul yaptığım zaman. Peki şimdi direkt buradan canlı yayına bağlandı mı YouTube'a? Hayır olmadı öyle. Hiç öyle bir şey yok yani şu an canlı yayın. Hepsi böyle zehir gibi bayağı zekiler ya öyle böyle değil. Evet. Yani ben diyorum nereden anladın ben bunu yaptım şunu yaptım bunu yaptım çözdüm diyorlar. Ben bundan işte 3-4 sene önce mesela video çekmeyi öğrenmek için sadece internetten yardım almıştım. Ama şimdi çok daha böyle... üstüne çıktı yani bilgiler toplanarak ilerlediği için. Şimdi benim 4-5 ayda öğrendiğim şeyi adam bir haftada öğreniyor. Çok araba almadım aslında. Ne kimine var? Ha, araba aldım da şey buradaki arabayı kaplattım aslında ben. He. Aslında bu araba önceden beri vardı. Evet. Ha, önceden vardı. Şimdi filmden. Baya aldı. Başak senin peki 1 milyon tabii o da çok ciddi bir rakam takipçi. Sen neler paylaşıyorsun daha çok? Ve takipçilerin daha çok erkekler mi? Ya Instagram'da erkekler, YouTube'da daha çok kız oranı yüksek. Ben de yine aynı eğlenceli vloglar çekiyorum, şakalar yapıyorum. Kıskanmıyor musunuz birbirinizi? Yok. Yorumlar geliyor, ne kadar çok beğeniyorum seni, şu oluyor, bu oluyor. Yok, kıskanmıyoruz herhalde, bilmiyorum. Herhalde değil, bence kesin kıskanıyorsunuzdur. Kıskanmak mümkün değil çünkü mesela ona DM'den mesaj atanlar vardır muhakkak. Bağlantıya geçmek sana da vardır. Herhangi bir şekilde birbirinizin şeylerini kontrol ediyor musunuz? Nereden, kimden mesaj gelmiş, doğruyu söyleyin. Geçen ben kontrol etmiyorum, ben bilmiyorum. Geçen gün telefonun şifresini değiştirmiş beni sinirlendirmek için. İşte sonra başına da geldi. Ha, telefonun şifresini değiştirdim. Sonra
Sonraki gün şifreyi unuttum. Ya, ya görüyor musun? 5-6 saat boyunca telefonla uğraştık. Sınır krizleri geçiririm neydi. Evet, peki o zaman bizim için son olarak şimdi hemen bir tane şey çekiyorsunuz. Ben sizi kaydediyorum. Bakalım. Duymayan kalmasını yorumluyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bizi buraya davet ettiğiniz için teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Nasıl buldun programı? Yani, eğlenceli. Eğlenceli, biraz köşeye sıkıştım. Güzel magazin. YouTube mu daha eğlenceli yoksa televizyon mu? YouTube. Peki, teşekkür ediyoruz. Evet. Çok tatlılardı. Enes Batur ve Başak Karahan. Aynı zamanda asansörde tanışıp, okulun asansöründe tanışıp sevgili olmuşlar. Sevgili olmuşlar. Biri 19 yaşta, diğeri 18-19 aynı yaşta. Evet ama hala birbirlerinin telefon şifrelerini bilmiyorlar ve bundan şikayetçiler. Ama sanıyorum Derya mıydı ismi? Başak. Başak. Nerede atıyorum? Başak. Tamam ya, ne alaka yani? Hiç. Başak, hiç, Berrak falan desen diyeceğim ki. Hiç hatırlamıyorum artık. Derya, salla. Başak'ın da 1 milyon şeyi var değil mi? Takipçisi var. Aynen. Gerçekten başarılılar. Evet. Seviyoruz onları, öpüyoruz onları buradan. Evet, evet. Filmi de 1 milyon kişiyi aştı. Sinemalarda gösterilmeye devam ediyor. Peki Murat Boz demişken demin Murat Dalkılıç haberinde. Bir bakalım Murat Boz ne yapmış? Soner Sarıkabada ile birlikteymiş. Bir de bize baksanız çok güzel olur. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyiyiz. Sizler nasılsınız? Nasıl? Sizden buluşsanız bir düet ya da bir şarkı geliyor. Oğlum biz her zaman buluşuyoruz. Ya ben oradan aynı apartmanda oturuyoruz abi adam. Aynı apartmandayız. Soner'le her zaman her şeyi yaparız. Bir de sosyal medyadan gördük. Hayırlı olsun, baba oluyor musunuz? Başka sorunuz var mı? Aslı Hanım'la Handerçel arasında da bir problem var gibi lanse edilmişti. Sonradan buluşmuşsunuz galiba Murat Dalkılıç Handerçel. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Öyle şeyler yok. Görüştünüz mü? Yok. Görüştük. Çok komiksin biliyor musun? Hayır oğlum, adamsın. Ayrı İnanılmaz. Oda. İnanılmaz. Aradan buluyor bir şeyler. O kadar tatlı ki. Adamsın kardeşim. Tatlı aynen. Tatlı soruyor. Tatlı tatlı soruyor. Bunlar şimdi konuşmayalım böyle şeyleri ya. Hiç gerek yok yani. Allah mutlu etsin herkesi. Herkesi ama. Tamam. Peki, çok sağ olun. Evet, Murat Dalkılıç Hande Erçel'le ilişkisinde söyledi. Murat Boz. Ama Murat çok güzel bir laf etti aslında. Yani tonlamasından dedi ki Allah herkesi çok mutlu etsin ama herkese ama dedi. Herkes derken aslında bence bunun içinde Merve de vardı. Anladın evet, doğru. mı? Yani doğru. Çünkü ya ne var biliyor musunuz? Mesela arkadaşlıklarımız var, ortak arkadaş. Ayrıldıktan sonra ortak arkadaşlarımız var. Onlar şimdi senin de mutlu olmanı istiyorlar, onun da mutlu olmasını istiyorlar. Sadece şimdi yeni gelene sahip çıkarlarsa eskiye ayıp etmiş olurlar. Anladın mı? Peki Murat Dalkılıç peki küsse? Kim Murat ya? Boz'a? Küsse. Ya da niye? Niye görüşüyorsun diye gönül koysa o zaman ne yapacaksın? Ay, bu çok enteresan bir konu şu anda. Gene enteresan bir yere. Şimdi nasıl ayrıldığımıza çok bakar. Mesela ben bir kız arkadaşımın ayrıldığım insanla görüşmesini istemem. Ne buyur işte bak. Görüşmesini istemem. Görüşmesini. Tamam. Yani görüşmesini istemem teke tek. Ha, evet tabii anladım. Evet. Anladın mı? Zaten doğru da değil bence. Niye benim kız arkadaşım ayrıldığım kişiyle ben münasebetim bitmiş benden dolayı tanışmış niye onunla görüşsün? Ne münasebet? Evet doğru tamam ama kabul ediyorum. Ama çiftsek yani benim de bir erkek arkadaşım varsa onun da bir erkek arkadaşı beni gördüğü zaman mesela dün ben eski erkek arkadaşımın bir çift arkadaşımız vardı Boygarlar. Gittim onlarla buluştum. Ama teke tek görüşmesi doğru olmaz. Ama iyi niyet tabii ki ben o ortak arkadaşımızla görüşeceğiz tabii ki ama çift çift yani. Tek tek kurallar çift çift ya çift çift ya şey tek tek olamaz. Bilmiyorum doğru mu bilmiyorum ki ben. Evet. Şimdi benim bir kız arkadaşımın yanında erkek arkadaşı veya da kocası ayrılsa ondan. Benim onun kocasıyla görüştüm. Ne haber? Merhaba derim bir yerde. Eğer eski bir hukukun yoksa, eski bir dostluğun yoksa kız arkadaşının sayesinde onunla tanıştıysan doğru. Onun sayesinde tanıştıysam ona merhaba ne haber derim. Ama kız arkadaşıma kötülük yaptıysa veya da boşanırken kız arkadaşıma üzdüyse hiç selam vermem. Bu programın sonunda Seren'in ilişkiler kuralları diye bir kitap çıkarttı. Yani bu ilişkilerde kurallar şey vardır. Sosyal ama hayatımızda kurallar vardır. Bakın bunlar böyle. Madde 1, madde 2 diye. Ayrıldıktan sonra gerçekten söylüyorum. Ne karşımdakinin erkek arkadaşı teke tek görüşürüm ne de benim kız arkadaşımın eski erkek arkadaşımla görüşmesini istemem. Doğru bir şey değil bence. Madde 27 idi bu. Peki Serdar Otaç ve eşi Chloe'ye bakalım. Serdar'ın MS rahatsızlığı devam ediyor. Gerçekten yürümekte falan da zorluk çekiyor. Bir bakalım görüntüler arkadaşlar.
baba. Çok soğuk baba. İyiyiz. Çok fena soğuk abi. Evet. Bekliyorsunuz burada. Evet. Vallahi mı? Evet abi. Hiç sorun yok. Keşke içeride bekleseydiniz. Önemli değil abi. Saatlerdir bekliyoruz diyorum. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Sağ ol baba. İyiyiz. İyi. İyi gördük sizleri. Siz hastaydınız. Siz nasıl oldunuz? Ben aslında o kadar hasta değildim. Sadece grip vardı. Biraz abarttı galiba kocam ama. Evet. İyiyim ben şimdi. Sizin hasta olduğunuzu öğrenince kendisi de hasta oldu sonra. Peki bu arada barışma artık gerçekleşti abi. Kimle? Hiç kimse kalmadı sizinle Ebru Hanım arasında. Ha. Yani zaten problem yoktu. Ebru ile kavgalı falan değildik de. Değildiniz. İşte abarttık biraz, evet. Bir daha söyle abi. Göbek çıkmış sanki biraz. Göbek var mı? Fotoğraflarda görüyorum şu an. Abi 40 yaşını İyi geçtim. Yok. 40 yaşını İyi geçtim. Yok. 40'ı geçtim baba. Artık öyle bekleme 20 yaşındaki gibi. Hadi. Demin anlatıyordum. Biraz söylesene orada. Sen niye girmiştin? Beni Mamak Askeri Cezaevinde mahkemeye götürmüş. Biliyorum, helal biliyorum. Ya 1998. Ben asker kaçağı değildim ki, öylesine attılar beni. Otururken, yürürken gerçekten zorlanıyor. Sen şimdi hep Serdar'a kızıyorsun, kendini böyle 70 yaşında falan gibi yapıyor diyorsun. Hastalık belki onu o kötü hissettiriyor olabilir. Evet, o durumda yürürken falan da. Yoksa 40 yaşının nesi var Allah, sanki 70 yaşındasın yani. Evet. Baksana senden çok daha büyük yaşta olan. Ama kendini nasıl aktörle hissedersen öyle olursun ya. Serdar'da dediğin doğru, hep böyle kendini böyle 70... Hastalığa rağmen gerçekten daha dinç, daha evet, şey durması lazım. Çünkü ben 15-16 yaşında kaldı benim. Demek sen... ki ben 70 yaşına gelince ayar hissedersem yalnız. Evet. O bisiklet görüntülerinde, yayınladığımız bisiklet görüntülerinde bacakları kuvvetlensin diye. Şey de iyi bir kız ya. Cleo da iyi bir kız. Evet. Bakma. Ama tabii bak, o da şöyle bir şey düşünüyorum acaba. Şartlar mesela Serdar'ın parası pulu olmasa, şöhreti olmasa, Cleo ömür boyu onun yanında kalır mıydı mesela? Yani bazen düşünüyorum içimden. Yani vefalı bir kız mı? Ama bak kaç defa ayrılıyorlar, ayrılacaklar haberi falan filan hep ama yapıldı. Ama bak sana söyleyeyim, çok bonkör bir çocuk. Eli çok açık bir çocuk. El üstünde tutuyor karısını. Ne isterse o alınıyor, nereye isterse gidiliyor. Sonsuz bir, yani gerçekten çok iyi bir eş. Yani o kendi memleketinde böyle bir adam şimdi, zor bulurdu. Cleo ayrılsa Serdar'dan, Serdar gibi bir adam, hani parası, maddiyat anlamında söylüyorum, çok rahat bulabilir Cleo de. Bak güzel kadın sonuçta. Parası olarak bulursun da ne kadar süre senin yanında her türlü şeyini çeker. Parası olup da seni o bu şanda şöhrette bulup parası olup da ne kadar süre aldatmaz. Hı-hı. Yani bunlar da başka değerler. Bunların evet, hepsi bu çocukta var yani. Aynen. Bir de tabii ki Serdar'a bu evlilik gerçekten yaradı. Daha önce oyun tutkusu falan vardı. Şimdi hani parayı pulu biraz daha Cleo hakim. O yönetiyor. Fakat beste o... ve söz, yani onun bir stüdyosu var aşağıda evin en alt katında. Hı-hı. Oraya kapanması ve üretmesi lazım. Bu mutlu evlilikler de bu sefer şarkıların yapılmasını da engelleyebilir. Tabii. Biraz acı çekmesi lazım. Evet, bu röportaj sırasında 1999 yılında 98 yılında cezaevinde yattığı arkadaşını rastlıyor tesadüfen orada. Cezaevine mi girdi Serdar? Evet, 98 yılında girmişti. Askerlikten kısmen veya tamamen kurtulmak için hile yapmak suçuyla 54 gün Mamak Askeri Cezaevinde kalmıştı Serdar Ortaç. Onu hatırlatıyor zaten. Orhan Gencebay'ın enteresan bir hayat dersi var Serdar Ortaç'a, bak şimdi onu da görelim. Ha, fotoğraf bu. Peki. Orhan babayla yemekteydik diye paylaşmış Serdar Ortaç. Diyor ki bak oğlum, bu ortadaki siyah noktayı düşüneceğine, hayatın beyaz taraflarını görmeye çalış. Çok güzel. Bir tane böyle kağıt şey yapmış Orhan Gencebay, böyle göstermiş. Aynen öyle. Diyor ki bu siyah noktayı görmeye çalışacağına, zaten benim siyah evet, noktam görünmüyor bile, bakın hep beyaz noktayı görüyorum. Yani şey, o kadar güzel bir şey söylemiş ki. Ama hepimiz bunu yapıyoruz. Hepimiz mesela yemek yiyoruz. Ben böyle bir şey görmedim. Ay çok yedik diyoruz mesela. Ay keşke yemeseydim diyoruz. Veyahut işte hayatımızda olmayan her şeyi, olanları görmüyoruz. Sağlıklıyız görmüyoruz. Ne bileyim yani, hep mutsuzluklarımızı, hep elimizde olmayanları görmüyoruz. Ama neye sahip olduğumuzu, işte bir hastaneyi düşünmüyoruz, bir hastalık yaşayanı düşünmüyoruz.
daha kötü şartlarda yaşayanı düşünmüyoruz. Veyahut da işte mesela beraberken kavga ediyorsun sevgilinle. Ya kumandadan dolayı bile kavga eder mi insan? Kavga ediyorsun yani kumandadan. Senle berabersen eder, kumandadan da eder. Sen benimle nereden beraber olmadan ne olduğunu biliyorsun? Şeyden sen keşke eder. Benim gibi insanların hayatına keşke herkes girebilse. Hiçbir şey beklemeden, devamlı vermiş. Yaşar İpek'e soracağım. Verin arkadaşlar bakayım. Madem mevzuyu sen açtın. Yaşar İpek'le kadın olduğumu hatırlattın diye. Ay sen çok fenasın. Ben gerçekten bir 3 gün gideceğim öyle. Ya. Emin ederim öyle kafamı dinleyeceğim ki gerçekten. Evet, görelim bakalım onu da. Diyor ki. Nereden nereye konuyu gene Serengil. Açıklama yapmış. Açıklama yapmadım. Teşekkür ettim. Bu ne işte koca bir açıklama şeyler teşekkür yazmışsın. Teşekkür ettim. Herkese teşekkür ettim. Seni unuttum. Kalp eşliğinde bakın. Erkek olmakla adam olmak o kadar farklı ki bana göre. Yeri ve zamanı mı dersen tam zaman demiş. Ondan sonra şurası güzel. Kendisi belirledi kendini. Unutmuşum kaç yıldır sahiplenilmeyi, kadın olduğumu hatırlamayı. Dayayacağım bir omuz arkamda duracak bir dağ. Benim için savaşacak, benimle üzülecek, bana laf söyletmeyecek adam Cengiz, gibi adamı rastlamayalı. Cengiz. Ne kadar uzun zaman olmuş. Bunu kime diyor? Yaşar İpek'e diyor. Allah'ım, o Yaşar İpek bak gözleri parladı. Ay yani gerçekten. Ve ay, şurası da çok önemli. Ben zaten paylaştım bunu. Bak kamera seni yakın çekiyor. Çek. Çok ayıp ya. Diyor ki burası çok güzel. Kötü günde ne kadar iyi geldin, hoş geldin. Evet. Kim? Evet. Kalp'le beraber Yaşar İpek. Şöyle söyleyeyim mi hemen? Söyle. Daha ne söyleyeceğim? Her şeyi söylemişsiniz. Tamam yani kötü günler yaşadığım için ve hayatım boyunca ilişkilerimde hep erkek gibi oldum ben. Yani her şeyi ben yaptım. Bak burada yani, ne dedi? Bak bana aşıkmış Selen Hanım ama. Çünkü... Biz belgelerle konuşuyoruz Selen Hanım. Tamam biz belgelerle konuşuyoruz ama onu orada niye espri yaptı? Çünkü bir hafta önce bana sorulmuştu Yaşar'ı. Ben de demiştim ki bana aşıkmış galiba ama benim haberim yok diye yap. O da o aynısını bana yaptı. Şöyle söyleyeyim. Bu da Kartalkaya'da. Baş başa şömine başında. Hayır klip çekiyoruz. Aşk yaşarlarken. Aşk falan yaşam. Ya Cengiz. beraber düet bir şarkı yapıyoruz. Onun. Siz de 14 Şubat'ta çıkacaksınız değil mi? Öyle mi? Yani şimdi ben tabii bu olaylar olunca bir hafta aksadı bakalım yetişecek mi? Yetiştirmeye çalışacağız. Ama kötü günde ne kadar iyi geldin, hoş geldin diyerek kalp de koymuşsun herhalde bundan sonra. Müsaade edersen cevap vereceğim yani lütfen, kısa da olsa. Lütfen müsaade sizin. Yani benim için kimse bir şey yapmadı hayatımda. Evet. Hayatımdaki insanlardan bahsediyorum yani. Duruş çok önemli derim ya her zaman. Yani bu olaylar olunca mesela 1000 tane avukatı aradı, kendini parçaladı. Yani bir şey yapsın veyahut da yapmasın. Yaptığı şeyler benim için çok değerli. Bir dakika sesi alın arkadaşlar. Bir şekilde... Aşkın itiraf ediyor. Tabii ki aşkın itiraf değil bu yani. Bu onun benim kötü günümde yanımda olduğu için ona teşekkür ettim gerçekten. Çünkü... Ben genelde insanlar için hep bir şeyler yaptım hayatım boyunca ve hiç teşekkür alamadım. O yüzden ben ona teşekkür etmek istedim. Çünkü o kadar güzel şeyler yaptı ki kaç gündür ve yanımda. kendini parçaladı bir şekilde ben içeriye girmeyeyim diye. Hani ne yapabilir? Hani bir şey yaptı yapmadı sonu çok önemli değil ama. Uğraştı yanımda benim için, oldu. Evet yanımda oldu. Kimseden de böyle şeyler görmediğim için son zamanlarda. Biz de yanındaydık ama bize hiç maşallah şey yapmadın. Nasıl? İyi ki geldin kötü günde yanındasın kalbime hoş geldin falan filan öyle şeyler yok bize. Ya sen niye sana kalbime hoş geldin? Sen benim partnerimsin. Sana da teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Yani yanımda olan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Ama onunla son günlerde beraber olduğumuz için bir erkek olduğu için. Hani o erkek yani hayatımda bir erkek arkadaş olarak. Dediğim gibi hep ben birileri için çırpındım hayatım boyunca ama bir şey katmak istedim. Hiç kimse benim için bir şey yapmadı. İlk o yüzden yapan de, Yaşar mı oldu? Yani onun bu kadar çok çırpınması ve benim yanımda olmuş olması belki de alışık olmadığım için. Teşekkürü hak etti diye ben de ona teşekkür ettim yani o kadar. Tamam çok güzel. Şu şarkıyı bitirin de Yaşar'ı stüdyomuza ağırlayalım. Şu günler bir geçsin de. Şu... Burada dans ettireceğim size. Ay yok canım daha neler. Sen iyice beni yani resmen. Sevgililer gününde 14 Şubat'ta Yaşar İpek stüdyo konuğumuz. 14 Şubat. O saate kadar da hiçbir yere çıkmayacak Yaşar İpek. Artık bunu söyleyebiliriz nasıl olsa değil mi? Niye? Enişte o yüzden. Çıkamaz. Ay Cengiz ay çok ayıp gerçekten. Şu günler bir geçsin de şu şarkıyı aynen, tamamlayalım. Evet.
Konsantre aynen. olamıyorum şarkı. Stüdyoya girdim, okuyamadım, çıktım mesela. Bugün gene okuyacağım. İnşallah tamamlarsak. İyi, hadi bakalım. Demin Arda Turan doğum gününde aslan yok demiştik. Hemen seyircilerimizden özel fotoğraflar geldi. Bulmuşlar, hemen göndermişler. Aslıhan Doğan da Arda Turan'ın yanında doğum gününde, 31. yaş doğum gününde. Sadece erkek arkadaşları yok. Aslıhan Doğan da yanındaymış. Hatırlatalım. Şimdi ne bizde kabul görmüyor arkadaşlar o zaman? Beraber olan bir insanın tatile falan tek başına gitmesi bizde artık kabul görmüyor. Sizin de bize gönderdiğiniz fotoğraflardan anlıyoruz ki hayır, beraber değil dediğimiz anda beraberler. Yalnız gitseydi niye gitmiyor diyoruz. Demek ki herkes sevdiğinle gidecek bir yere. Evet. Tamam, bunu artık anladık. Sevdiğinin dışında gördüğün zaman fotoğraflayıp gönderin. Aynen, bunu da gönderdi. gönüllü muhabirlerimize de teşekkür ediyoruz. Birlikte yapıyoruz. Öpüyoruz ya vallahi. Instagram'daki bütün herkese çok teşekkür ederim. Ne fotoğraflar. Ya geçen dün beni göndermişler Yaşar'a. Öyle mi? Evet, yani kafede otururken. Yani yanlışlıkla kimse kimseyle farklı bir şey yapamaz. Çok teşekkürler. Gerçekten çok iyi yapıyorsunuz. Peki Aleyna Tilki'ye bakalım ne demiş, neler söylemiş, yine neler yumurtlamış. Merhaba. Beraber alalım. Senden ne haber? Evet, görmediklerimi de gördüm bugün. Evet, uzun zamandır ben de sizi görmedim. Evet, ben de sizi özlemişim. Türkiye artık tanıyor mu seni? Bir dakika, şimdi böyle bir şey mi olur ya? Abi Türkiye dünya sırrına sen neler söylüyorsun böyle? Evet ya. Türkiye beni tanımıyor dedin. Evet. Türkiye Aleyna Tilki'yi tanıyor. Evet. Ama benim içimdeki o ruhu tanımıyor, evet. Aslında onu mu demek istedin? Tabii onu dedim. Türkiye daha ne kadar tanısın beni, yani 7'den 70'e herkes tanıyor. Ama Aleyna Tilki'yi tanıyorlar şimdi. Ama o Aleyna Tilki'nin içinde bambaşka bir ruh da var. Yaşım onları biraz gölgelediği için onları tanımıyorlardı. Ama yakında onu da tanıyacaklar. Yakın mı uzak mı bilmiyorum ama yakın olması benim dileğim. Emrah yine kaçtı bu arada. Evet, çağırdım gelmedi. Senden mi kaçıyor, kameralardan mı kaçıyor? Kameradan kaçıyor. Benimleyken özellikle hep kaçıyor. Aynen. Yani. Hani kendimi çocuk görüyorsun değil mi? Yo, bak büyüdüm, topuklu giydim. Yani o yüzden. Topukluları çekelim arkadaşlar. Ama bilmiyorum. Yok, gerçek değil. Gerçek kullanmıyorum biliyorsunuz. Yanlışlıkla bir kere almıştım. Çok hani bilmiyordum. Hiç gerçek gibi görünmüyordu. Çok üzülmüştüm o yüzden ve bir daha giymemiştim zaten. Dikkat ediyorum özellikle. Öyle. Müzikte peki neler var yeni? 31 Mart'ta Bostancı Gösteri Merkezi konserim var. Büyük bir sürprizim olacak. Orada büyük bir sürprizim değil, büyük sürprizler olacak. Çünkü gerçekten hani eğer vizyonum icra edilebilirse, çünkü bunun icrası, şimdi vizyon yetmiyor ya. Bunun icrası olabilirse Türkiye'de gerçekten seyrettiğiniz en güzel şovlardan biri olacaktır diye hissediyorum. Sanatçı dostlarım da gelecek muhtemelen. Belki de beraber. Tabii ki beni olacak. Yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum. Yanıma geleceklerini, izleyeceklerini. Tarkan diyormuş. Şaka yaptım. Muhteşem olur öyle bir şey. Yani yok. Hiç tanışıklığım yok. Ama hissediyorum bir gün tanışırız inşallah. Tanışırsak da bence şöyle bir şey hissediyorum zaten. Benim bestelerim var biliyorsunuz, evet. Yazdığım yazılar. Belki bir gün bir birleşme gibi bir hissim var ama ancak bu hani bir sanatçı olduğu için karşımdaki, onu etkileyecek tek şey de sanat oluyor. Yani başka hiçbir şey olmuyor. O çok istisna bir isim olduğu için onu sadece sanatla bu konuya ikna edebiliriz ya da kabul ettirebiliriz gerçekten. Evet. Ya Allah'ın izniyle bilmiyorum. Belki biraz daha abla oldum da belki... Hiç bilmiyorum ama en azından ben içimdeki sanata güveniyorum. Bunu sunma fırsatı yakaladığımda da bir şeyler belki olabilir olacak diyorum. Normalde... İnşallah. Ay sen ne kadar çok konuşuyorsun bilmiş YouTuber bilmiş olsun, ya. Vallahi YouTuber olsun. Şeyle yapsınlar işte beraber. Enes'le yapsınlar. Yani bir de şimdi lafları nefes öğreniyor. Nefes almadım kesintisiz. Hayır, bazen lafları öğreniyor şimdi. Mesela vizyonu öğrenmiş. Vizyonumu icra edeceğim diyor şimdi mesela. Yani senin yerim. Tatlım benim. Yani söylüyor, neler söylüyor. Ne, aynen, cümlenin başıyla sonunu yapıyor. Takip edelim mi? Şey, bizim muhabirler de bunu farkındalar. Mahsus kızın üzerine aynen. Gidip konuşturuyorlar. Çok tatlı yani yine evet. De.
Evet. Aleyna stili de açık ayakkabıların içine çorap giymiş. Mesela Sinan Akçıl gibi Aleyna'da konuşmaması gerekenlerden. Bak Aleyna'yı da sahnede gördüğüm zaman Aleyna gerçekten devleşiyor. Hı-hı. Çok güzel bir sesi var, sahnesi, aferin ona. Bak bir ona. Sokak satıcısına 200 lira veriyor. Sokakta mendil satan bir teyzeye arabadan 200 lira alıyor. Bak demek ki de bonkör. Bunu kamera olmadığı zamanlarda da yapsın arkadaşlarımız. Bunu da... Değil mi yani kameralara? Yani evet, onu bak. Göstermesin, yapsın. Göstermeden versin ve... Kamera olmadan da yapsınlar. Evet. Yapıyordur belki de bilemiyorsun. Evet yani yapsın diyorum. Evet. Kamera olmadan da yapsın diyorum. Yapmıyor demiyorum, yapsın diyorum. İdo Tatlıses'e bakalım. Sevgilisiyle ilgili çıkan haberlere değindi İdo Tatlıses. Görelim bakalım ne dedi. Dizi dedik. Ondan bahsedelim evet. Biraz. Hayırlı olsun diyelim. Bize. Hayırlısı olsun. İmzalanıtıldı. İnşallah. Yani Eyüp Bey de buradayken azıcık... Dizi için hayırlısı olsun inşallah evet. Biraz bahsedebilir miyiz? Vallahi hiçbir şey bahsedemem proje, abi. Fırat abi beni yakar. Baban peki ne diyor bu durumlarla ilgili? Yok yani stresini... pek konuşmuyorum çünkü konuştuğumuz zaman aile içi parasal konular açılıyor. Oğlum bana yollar mısın? Oğlum bana yollar mısın? Ha böyle yolla 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 yani gerçekten ben gerçekten bende de kalmadı yani. Geçen gün açtım hakikaten kasayı baktım 100 bin kalmış. Yok abi yok hakikaten yok da yok böyle konuları konuşmuyoruz ya. Tekrar zaman... hayırlı olsun diyelim ilişkin. Teşekkür ederim. Hiç konuşamadık bu konuyla ilgili. Evet. Nasıl başladı? Nasıl ya pek gidiyor? Konuşmayı da sevmiyorum abi ya. Yani güzel gidiyor Allah'a şükür. İnşallah bozulmaz yarabbim. Aileyle tanışma durumu oldu mu peki? Yoksa yani yavaş yavaş işte abi çok terledim şu an ya. Burası sıcak oldu galiba. Evet. Hanım tekin senin arkadaş olduğunu değil. Yok yok. Bunu ben abi son kez bunu ilk defa birileri saptırmaya çalışıyor. Neden böyle bir şey yapıyorlar anlamıyorum. Herhalde kıskananlar çok. Bu konuyla ilgili konuşmak hakikaten istemiyorum. En hoşlanmadığım konu çünkü yani hiç alakasız bir konu bu. Ben zaten gerekli açıklamayı yapmıştım abi. Gerekli şeyleri söyledim. Hala birisi saptırıyor birileri. Neden yapıyorlar bilmiyorum. Evet. Yani bunları artık rahat bırakmak lazım. Aynen, nedir ya? Bu ne çirkinlik artık yani. Gerçekten ne alakası yok dedi. Kız alakası yok dedi. Kızın eski arkadaşı, erkek arkadaşı ne resimlerini bile bence biz de yayınlamayalım artık yani. Evet, evet. Biz yani mesela yeni ilişkisi yaşayanların eski şeylerin resimlerini koymayalım bence. Evet. Çünkü bak ben de mesela sen insan sanki ayıp bir şey yapmış gibi utanıyorsun yani. Tabii geçmişin o seni başka bir erkek arkadaşın olmuş olabilir. Hayatına yeni birisi girmiş olabilir. Şimdi kız tarafından düşündüğün zaman da annesine babasına karşı falan yani şey yapıyordur, utanıyordur belki. Ne diyorsun İdo'nun oyuncu olacak olmasıyla? Olabilir. Bir gençlik dizisinde oynayacak. Zaten dizide oynayacağını ilk biz duyurmuştuk burada. Bence tutacak o dizi. Ve bir gençlik dizisinde imzaları attı. İlk dizisinde rol almaya başlayacak İdo. Babasının şarkıları kadar filmleri de tutmuştur. Evet. Onda da babasından geçen enteresan bir aura var, çekicilik var şeyde. Bak İyi İbrahim doğru. Tatlıses de yani hiçbir zaman öyle çok yakışıklı bir adam olmamıştı ama sahneye çıktığı zaman bütün kadınlar biliyorsun İbrahim evet. Tatlıses'e aynen. Aşıktı yani. Doğru doğru. O yüzden de onda da değişik bir şey vardır. Yani hani bak İdo'da da var aynısı. O yüzden ben dizide de başarılı olacağını düşünüyorum. Bu arada ben cumartesi günü İzmir'e gidiyorum İbrahim Bey'in yanına. Çok güzel. Onu ziyaret etmeye gidiyorum. Harika. Selam söyle bizden. Söyleyeceğim mutlaka. Telefonunu yan tut bize videolar çek. Yapacağım. Kuyruğa gir. Kuyruğa da gireceğim. Yanaklarından da öpeceğim. İbrahim Tatlıses kuyruğu. Aldırayım seni havaalanından dedi de ben arabayla gidiyorum köpekleri çünkü köpeklerle havaalanından gitmek zor oluyor. Anladım. O yüzden de aynı uçağa da iki köpek binemiyorum. Evet. Birisi kalsa ona üzülüyorum. O yüzden arabayla gidiyoruz. Ziyaretine gideceğiz cumartesi günü İbrahim Bey'in. İyi. Pazartesi günü İbrahim Tatlıses'in çok özel görüntüleri, evet. Çok özel açıklamaları öylece duymayan kalmasın da olacak. Ona hiç kimsenin cesaret edemedi. Şöyle bir tek ben sorarım. Bana cevaplar yani. İyi biliyorum. Hadi bakalım. Güzel röportaj olsun. Bizden çok da de, özledim. Bizden de çok selam söyle İbrahim Tatlıses'e. Dilan Çıtak Tatlıses'le bir paylaşımda bulundu. Evet bak baba imparator diye. Bunu paylaştı. Eski bir... Bu İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar filmleri. Ne var? Ölmüyorum. Hayır. Evet. Paylaşım bu eski bir İbrahim Tatlıses filmi. Babalarına ne kadar övünseler azdır. Evet. Bu İbrahim Tatlıses'le Hülya Avşar'ın filmlerini... Yani ne zaman çıksa 100 kere seyreder misin? Seyrediyorum yani. Orada, evet ya acayipler.
Peki gerçekten. Haber turumuza bakalım. Oradan reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra yine bomba haberlerimizle burada olacağız. Evet. Üzücü bir haber. Nasıl gidiyor? Kerem Bey'in izin vermesi gerekiyor. Tamam. Gel. Nasıl çayılı olsun diyelim? Dize hayırlı olsun diyelim. Duyalım, Furkan Bey'in sevgilisi olduğunu... Dize hayırlı olsun ama... ...ama açıklama yapmıştı. Daha önce de bir ilişkisi olduğunu... ...sevgilisini aslında aldatıp sizinle görüştüğünü söylendi. Doğru mu? Aras Bey, yazı doğru evlilik düşündüğünüzü duydum ama bu doğru mu? Var mı? Aranızdaki en tehlikeli bu değil mi? Aras Bey. Eyvallah. Var mı? Sağ olun. Sor, sor işlermiş. Mesela böyle şey yerleşme gibi bir hayalleri var. Verir misiniz onu? Yerleşsin. Yani olur mu canım öyle şey? Olmaz tabii. Ay yok, o konuyla ilgili hiç konuşmuyorum. Ne olur. Haberler doğru. Hiç konuşmayacağım o konuyla ilgili. Yorum yok. Benim ilk aynada rap olarak da sen yazdın. Benimdeki sözleri ben yazdım. Çok zor ama hani tabii ki ben şimdi hani yanlış anlaşılmasın, bir sürü ses sanatçısı var senelerce bu işe emek vermiş ki Zeynep de öyle. Hani yanlış anlaşılmasın. Ben sadece içimde olan güzel duyguları bu parça sayesinde izleyicimize, dinleyicimize yani vesile oldu diyelim. Her giden bir ben götürüyor benden. Serde kalmadı güvende senden. Sil giden bir sen izi kalır benden. Kaderde olmadı seninle kalma. Aşmışız, yapmışız, tapmışız, kalmışız, safmışız, saymışız, varmışız, yokmuşuz. Başka senlerde var olmuşuz, var olmuşuz, yok olmuşuz. Yok olmuşuz. İyi gidiyor her şey. Evet çok güzel. Evet çok güzel gidiyor. Çok güzel de tepkiler geliyor. Aynı evet evet. Sosyal medyada da konuşuluyor. Aynen Siz öyle. Ya bana da çok güzel tepkiler geliyor. Çok mutluyuz. Bir keyfimiz yerinde. İyiyiz yani. Güzel bir iş yapmanın verdiği mutluluk var. Endişeler de vardı. Hani kadın hikayesi bakalım. Dört kadının böyle bir entrikası durumu nasıl olacak, sevilecek mi diye. Ama sevildi. Güzel oldu. Şu geçmişin hesabını bir görelim. Ya ben çok üzüldüm. İçime dert oldu. Evet. Gideceğim ben gidiyorum. Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Hay kolay gelsin. Seda Sayan'la yaşadığı aşkla adını duyuran galerici Murat Karabova'nın yıllar önce klibinde oynadığı şarkıcı olan eski sevgilisi Hacer Tülü, Seren Serengil'in iddialarına canlı yayında cevap veriyor. Şu anda kız gündeme gelmek için. Seren Hanım'ın yaklaşımlarına da gerçekten şaşkınlıkla baktım. Çok üzüldüm. Seda Sayan olmasaydı şimdi biz bu kadının cihazı yayınlayacak mıydık burada, pardon? Birazdan canlı yayında duymayan kalmasın da. Duymayan kalmasın devam ediyor. Özel haberler, özel röportajlar. Ajda Pekkan'ın Almanya'yı nasıl salladığı televizyonda. Çünkü ilginç onu biraz sonra, evet, biraz sonra. Getireceğiz ekranlara ama önce herhalde. Hacer Tülü.
Hacer Tülü'yü röportaj yapmışsınız sanırım. Aynen, evet. Hemen bir olayı anlatır mısın, hatırlatır mısın? Olayı hemen hatırlatıyorum. Murat Karababaylı'nın klibinde oynamasıyla zaten gündeme geldi. Murat Karababa, aa dedik ki nasıl oynadı klipte falan. O dönem birliktelikleri varmış. Sonra da sen de burada tartışırken hatırlıyorsan. Ama şunu söylemiştik. Bu arada Murat Karababa'yı Seda Sayan'ın erkek arkadaşı mı değil mi? Evet. İşte birbirlerine olan yakınlıklarından bahsederek gündeme gelmişti. Hepimiz de tanıyoruz, kişiliğinde çok da sevdiğimiz birisi Murat Karababa. Sonra birdenbire, yani benim anlayamadığım ve çözemediğim, 5 yıl önce yaşanmış bir aşkın ve hiç bilinmedik bir şarkı ve hiç bilinmedik bir video klip ortaya çıktı. Ben de şöyle bir eleştirde bulundum. Dedim ki nereden çıktı bu video? Ve bu videoda Murat Bey'in oynadığı ve bu hanımefendinin sevgilisi olduğunu neden biz şu anda öğreniyoruz? 5 yıldır bilmiyoruz da. Seda Sayan mı? Çünkü Murat Karababa, Seda Sayan ilişkisi çok konuşuluyordu. Var mı yok mu diye. Evet. Ve bu klipte ortaya çıkınca dedi ki Murat Karababa klipte de oynamış meğer. Tamam, ben de dedim ki bu video klibin ortaya çıkması burada kimin bir tek işine yarar? Klip sahibinin diye düşündüm. Yani mantık yürüttüğün zaman hepimiz mantık... Sen bunları söyledin. Bak Hacer Hanım da, Hacer Tülü Hanım da ne yanıt verdi sana? İzleyelim bakalım. Adı Seda Sayan'la aşk yaşadığı haberleriyle gündemden düşmeyen Murat Karababa'nın 4 yıl önce şarkıcı sevgilisi Hacer Tülü'nün klibinde oynadığı görüntüler çok konuşulmuştu. Haber sonrası program sunucumuz Seren Serengil'in Murat Karababa'nın klibinde oynadığı şarkıcı ile ilgili söyledikleri ise Hacer Tülü'yü çok sinirlendirmişe benziyor. Bunu tabii gerçeğini de söylemeniz lazım. Şu anda kız gündeme gelmek için tabii Seda Sayan'ın birlikteliğiyle Murat Bey bu kadar ortalığa çıkınca kendi şarkısını ve kendisini patlatmak için. Ama bu haber bize kızdan gelmedi. Kız zaten Hacer'den gelmedi. Kız kendisi göndermez ama dolaylı yönlerden size ulaşmasını sağlar. Herkes kendisini gönderir kendi adresinden her şeyi. Seren Hanım'ın yaklaşımlarına da gerçekten şaşkınlıkla baktım. Çok üzüldüm. Yaptığı açıklamalardan dolayı. Konuyu niye bana yönlendirdi? Bunun altındaki amaç neydi anlam da veremedim. Hacer Hanım son günlerin hızlı çapkını galerici Murat Karababa'yı yıllar önce klibinde oynaması için nasıl ikna etmişti? Evet, Murat Karababa klipte de oynadı. Çok da güzel oynadı. Hacer Tülü ile Murat Karababa arasındaki aşk klip çekimlerinde mi başladı? Albüm sponsoru Murat Bey miydi? Hacer Hanım tüm açıklığıyla sorularımıza yanıt veriyor. O dönemde bir birlikteliğimiz yoktu açıkçası. Çok iyi dosttuk. Ve klibi çekmeye karar verdiğimizde hani bu şakalaşma babında olmuştu. Hani oynasan mı falan. O da kabul etti. Çok da güzel bir şekilde oynadı. Albüm sponsorluğunu da Murat Karababa yapmış. Sponsorluk derken şöyle söyleyeyim, biz yaptık diyeyim. Yani benim Murat Karababa ile dostluğumda sen ben olayı yok. Bir iddiaya göre Hacer Tülü ile Murat Karababa'nın ilişkiye başladığı dönemde Murat Bey evliymiş. Hacer Hanım iddiayı doğrularken ilişkinin bitme nedeni olarak da bu süreci gösteriyor. Ben Murat Bey ile tanıştığımda o boşanma aşamasındaymış. Ben bunu tanıştıktan sonra öğrendim. O görüştüğümüz dönemde de boşanma aşamasında olduğunu sonradan duydum ve biz o anlamda görüşmeyi kestik. Fakat dostluğumuz... İlişkiyi sonlandırdık. Fakat dostluğumuz her zaman baki kaldı. Seren Serengil'in canlı yayında açıkladığı bilgiye göre de Murat Karababa, Hacer Hanım'ı tüm iletişim kanallarından engellemiş. Her yerden de engelliymiş şu anda. Onu da söyleyeyim. Hacer Hanım. Hacer'i engellemiş bunu hepsini her yerden. Murat Bey. Yani sosyal medyada falan takip etmiyor. Her yerden engellemiş. Hayatından tamamen çıkarmış yani. Tabii 4 yıllık bir mevzu. Liseli ergen miyiz engelleme muhabbeti? Biraz güldüm ona. Uzun zamandır hani böyle çok yakından görüşmediğim bir insan açıkçası. Fakat hani bugün benim başıma bir sıkıntı gelse
ilk koşacak insanlardan bir tanesi. Bizler de buna alet oluyoruz mesela. Bu kadını şu anda tanınmasına alet oluyoruz bence. Seda Sayan yüzünden. Niye alet olacakmış? Oluyoruz bence. Hiç ben olsam hayatta Seda Sayan olmasaydı bir magazin değeri var mıydı şu anda? Murat Karaboğ yüzünden vardı. Evet, fotoğrafta bir fotoğraf gösteriyorum Selen'e de bu sen misin diye. Hiç tamam, ben değilim. Tamam, veririz şimdi ekran oradan erkek bakarsın. Erkek çocuğu gibiymiş. Evet. Hiç öyle bir fotoğrafım olduğunu hatırlamıyorum. Peki, birazdan gelecek Selen Sengi fotoğrafı. Şimdi burada... Evet, Hacer Çürü'nün açıklamaları böyle. Demek çünkü... ki ama şimdi Hacer Hanım'ın iddiası enteresan ve Murat Bey'i yaralayacak cinsten. Çünkü... boşanma aşamasında. Boşanma evliydi diyor yani. Evet. Daha boşanma aşamasında demek... Evliliği bitmemek sürüyordu demek. Artı Murat Bey de şöyle suçluyor. Evli olduğunu bile bile bir şey yaşıyor. İlişkiye girdi yaşıyor. Diyor. O yüzden bitti diyor zaten. Ondan sonra klip sürecinde başladı her şey diyor. Fakat bizim çocuk ona soruyor diyor ki albümü sponsoruymuş diyor. Biz beraber yaptık. Klip sürecinde başladıysa klip albümden sonra oluyor ya o yüzden dedim evet. Ben. Nasıl o zaman albümün sponsoru da olacak aynı zamanda beraber bizde, yaptık. Bizim abimizde sen ben yoktu. Biz beraber. Sonradan da bu başlamış ama hanımefendi de Murat Bey'in evli olduğunu öğrenince bunu İlişki bitirmiş. Şimdi tekrar anlattım söylüyorum. Ya. Yani aslında tabii ki herkes hanımefendinin de ismi... Hacer Tülü. Hacer Hanım da üzülmesin, kırılmasın madem üzülmüş benim söylediklerime. Bazen birilerini üzebiliyorum ama doğruyu söylemem gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü bu video bize birisi Murat Karaboğa'nın, yani bu video şu anda hiçbir müzik kanalında dönmüyor. Ve Murat Karaboğa'yı da herkes o videoda ben bile seyretsem tanımam. Dolayısıyla bunu bilen birisi bize gönderdi. Ve bunu bilen birisi bize niye göndersin hiç dönmeyen ve 5 yıl önce olan bir şey. Canım, 4-5 mantık yürüterek şöyle bir şey düşündüm. Yani bu... Bunun çıkması Murat Bey'e bir şey kazandırmaz. Zaten başkası da anlamaz. Bu bir tek size yarar diye düşündüğüm için sizin yaptığınızı düşünüyorum hala. Ama üzülmenizi de istemiyorum. Geçmiş gitmiş olduğu için bu saatten sonrasında da. Ne söyleyeyim? Demek ki zaten siz de yanlış bir yol olduğunu düşünmüşsünüz. Çünkü o zaman Murat İlişki Bey'in evli ama ilk başta demek ki çok iyi dostlukla başlıyor Murat Karaboğ'un ilişkisi. Ama diyor ki başıma sonra, bir şey gelse gene. Demek ki Murat Bey iyi bir adam. Evet. Hem klipte oynuyor, hem sponsor oluyor, hem ayrıldıktan sonra başınıza bir şey gelse yanınızda oluyor. Ne güzel bir şey bir insanın böyle hayatınızda olması. O da güzel bir şey. Evet. Benim söylediklerim buydu. Ben her zaman söylediklerimin arkasındayım. Her konuda ne söylediysem böyle düşündüm. Yani çünkü bu videonun bizim elime gelse gelmesinin... hani şu anda dönen bir video klip olsaydı. Tabii canım Hacer Tülü'yü gerçekten tanımıyorduk. Tanımıyoruz, sizi de tanımıyoruz. Sizi de hiç kimse tanıyamaz. Sizi yani tanımadığı halde beyefendiyi kim bulup, ikinizi de tanımıyoruz yani. Şu klipte kimse Murat Bey'i de tanıyamaz. Sizi de tanımadığı peki, için. Peki, o zaman dünyanın tanıdığı bir isme gidelim. Ama yine de siz de mutlu olun, üzülmeyin. Evet. Sizin de sesiniz güzel. Allah sizi de mutlu etsin diyelim. Ne güzel. Ne yapayım? Harikasın valla. Hayır kadıncağız da üzülmesin. Ne yapayım? Evet, o da doğru. Yani zaman geçmiş. Peki Almanya'da bizim gibi program yapan bir çift var. Ha. Ekranlarda. Biz Muppet Show'daki iki yaşlı var adam vardı. Var ya, o çok konuştulardı falan. Bir de Birzen Badet var MTV'de. Evet. İkimiz oyuz bence. Gerçekten. İşte bizim gibi Alman televizyonda da bir program yapan çift var. O çift Ajda Pekkan'ı soruyor sokaktaki Almanlara. Ajda evet. Pekkan'ın fotoğrafını göstererek soruyor. Ve bakın Almanlar olaya nasıl şaşırıyor. Bir izleyelim süperstarımızı. 71 aussehen wie 35. Wünschen sich vielleicht viele, geht aber eigentlich nicht. Und zwar Frau Pekkan, eine türkische Popsängerin, die weiß sehr gut, wie das geht. Und eine deutsche Seniorin hat für uns jetzt das Experiment gemacht und sich verjüngen lassen. Und 1980 schon beim Grand Prix de la Chanson aufgetreten. Bekannt ist sie hierzulande kaum, also sind wir mal gemein und lassen sie auf der Straße schätzen. Die Dame, oh so, und die 40? Ich würde sagen um die 50, okay. Ende 40. 30, 35? Ja, 40. So Helene-mäßig, in den 30er. Mitte 40. Bis 71. Glaube ich nicht. Oh, ihr, gut gehalten, die Frau. Ja. Was? Wie sehe ich aus? Ich bin so alt und die soll so alt sein. Das nehmen wir der Unterschied. Die Creme hätte ich gern. Okay. Evet, Ajda Pekkan'ı soruyorlar. Sokağa çıkıyor Alman televizyonu.
Ve tanımıyorlar tabii ki. Kaç yaşında diye soruyorlar. Kimi 30'larında diyor, kimi 40 yaşında diyor, ya. 35 diyorlar, 50 diyorlar. Sonra gerçek yaşının 71 olduğunu söyleyince de Almanların şaşkınlığı görülüyor işte. Görüyor musun yani? Evet, yani Almanca'da Ajda'yı sormak yani hiç, yani bir İtalyanca falan, yani İtalya'da sorsalar da Almanca hiç kadın alakası sormuş gerçekten. Bütün dünya konuşuyor gerçekten yani. Bak kadın, böyle bir şey nasıl mümkün olur diyorlar. Her dönem konuşurdu kendine ya, mümkün değil. İşte o yüzden ben yaşta hiç olamıyorum. Çünkü Ajda Pekkan yaşının kadını değil. Bazı kadınlar şanslı. Hiçbir zaman yaşlanmayacak kadınlar var. Alman yani. Kadın diyor ki bu kremden ben de isterim diyor. ama kremli olmuyor ama işte yok, o işte. Sizde pek olmuyor iş, gerçekten. Çok tatlısınız ama. Sizdeki şey o kremler mremler Almanların tabii ilaçları falan çok ama... bu olmuyor yani öyle. Onlar çok çabuk kırışıyorlar. Beyaz tenli oldukları için mi acaba? Belki de. Belki evet. Hava, iklim falan filan hepsi etkili olabilir. Bakalım gençliğin sırrını bulan Türk yıldızın yanına yaklaşabilecek miyiz diye de noktalamışlar haberlerini. Ama işte o kadıncağızın sadece sırrı gençlik değil. Evet yani. O kadar çok sırrı var ki o yüzden bence burada genç kalmış yani. Onu bir çözseler zaten bu yaşa çok takılmayacaklar. Evet. Peki Oktay Kaynarca'nın dün yayınladığımız doğum gününe bir daha gidelim. Niye? Çünkü orada Deniz Çakır'la bak dans görüntüleri ekrana geliyor. Meğer böyle dans etmişler. Sadece yan yana geldiler. Orada doğum gününde birlikteydiler falan. Böyle daha samimi görüntüleri de yeni ortaya çıktı. Bunu da... Ne diyorsun sence? Barışırlar mı? Yani işte o konuşuluyor zaten. Tekrar barışır. Bir dinleyelim bakalım hangi şarkıda dans ediyor? Araya başkaları girdi. Serkan Karar mı? Evet, tamam. Kim göremedi? Serkan Karar değil mi? Sence? Evet. Peki, yok canım onun sesi değil o. Fikrimin ince gülü. Ve dans ediyorlar. Serkan Karar değil yok, tabii ki. Yok değil, Serkan Karar değilmiş. Yani şey, şimdi ayrıldıktan sonra hayatlarına Deniz Çakır'ın başka birisi girmedi. Girdi mi? Başka birisi adı çıktı mı? Bildiğimiz yok. Okan'ın girdi. Evet. Peki ayrıldıktan... Oktay'ım. Ay Okan nereden çıktı? Okan beni aldı. Şey Oktay... Neyse uzay yaklaştı mı? en azından evet. Hasan demedim. Ama ne yapayım benim bende kafa mı kaldı artık? Doğrusu, yani? Haklısın. O kadar yani da... Hasan da desen Oktay Kaynacı, Abdullah da desen kabulümüz. Evet yani şu ara o kadar şey bu kadar konuştuğuma siz şükredin. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bazen peki şunu sorayım sana. Ayrıldıktan sonra insanların hayatlarına başkaları giriyor. Hı hı. Geriye dönüş olabiliyor. Çünkü her zaman şunu söylüyorum. Ay bu çok karışık bir mevzu ama. Mesela seviyorsun. Seviyorsun evet şimdi. Severken ayrılanlar, severken ayrılanlar gururluysa birbirlerine dönmüyorlar. Bir başkasının hayatına sokuyorlar. Çünkü dönmüyor ya başkasına sokuyor. Herhalde yalnızlıkta ömür boyu olamayacağını. Fakat o sevgi bitmediği için o ikinciyle gitmiyor. Sonra geri dönmek istiyorlar. Şimdi Oktay Kaynarca'da böyle bir şey yaşayabilir mi? Beynim yandığı için mi soruyorum? Yanıt vereceğim. Şu an söyledim. Bilemiyorum. O kadar Oktay yani, şimdi yazın başka bir kızla yakaladık. Ha, güzel güzel dans ediyorlar. Hayır güzel ya, Oktay'ı yakaladık ya teknede evet, başka evet, bir kızla yazın. Aynen doğru. Şimdi tekrardan eğer dönüş olursa ki ben onları çok yakıştırıyorum. Keşke olsalar. Olabilir belki ya. Başka birisine denedikten sonra geriye dönüyorsan eski sevgiliye demek ki onu hala seviyorsun demektir. Sevmeden de bir başkasına gittin demektir. Evet doğru söylüyorsun. Tamam mı? Evet bakalım. Geriye dönüş olabilir Hakan mi? Hakan Bey insan... de yapabilecek mi? İnşallah barışsınlar ya, ben seviyorum onları. Peki Tuğba Büyüküstü'ne bakalım. Cebimdeki Yabancı filminin siz de bu oyunu oynar mısınız diye soruyorlar Tuğba'ya. Herkesin kendi hayatından bir şey bulabileceği bir film olduğunu düşünüyorum. Böyle bir oyunu böyle ben cesaret edebilir miyim arkadaş ortamında? Ederdim. Çok cesur bir cevap mı oldu? Nasıl buldunuz efendim? Ben çok beğendim. Herkesin kendi hayatından bir şey bulabileceği bir film olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz film bu hafta sonu vizyona giriyor. Orada herkes 7 arkadaş cep telefonlarını masaya koyup herkes birbirinin cep telefonuna gelen mesajları, fotoğrafları, her şeyi bakabiliyor, felaket araştırabiliyor. Için. Tuğba Büyüküstü'ne de soruyorlar siz bir oyun oynar mısınız diye. Tuğba oynardım diyormuş vallahi. Ben cesur de cesur cevap olmuş. Erkek arkadaşını bir kere birbirlerini göstereceksin eşinden. Kilit ne demek ben onu anlamıyorum.
Bu kilit niye koymuş biliyor musunuz bu telefonla? Neden konulmuş? Neden? Bir başka yabancının eline geçerse senin bilgilerine erişemesin. Sen benim yabancım değilsin ki yani. Ben senin en yakınım. Dolayısıyla ben o şeyi, kodu bilmek zorundayım. Bu kadar basit. Bunu telefon kocana, karına, sevgiline uygula diye yapmamış ki. Öyle değil mi Allah aşkına? Diyorlar ki şey, bir de böyle bir de saklıyorsunuz böyle açarken görmeyelim diye yani. O zaman tabii, insan daha çalışıyor. Yani Allah Allah. Peki Birce Akalay'a bakalım. Bir şeyde, partide, eğlencede şaşırtan hareketler var Birce Akalay'dan. Böyle. Evet. Aslı mı yoksa? Birce Akalay, Aslı Maviten yanındaki. Evet, annemin en yakın arkadaşlarından bir tanesi kızı Aslı. Yıldız Ayhan'ın Hayko'yu biliyorsun. Hı-hı. Onun kızı. Evet. Yıldız ablayla ve çok iyi bir haber spikeridir o da. Aynen. Ondan sonra onlar çok yakın arkadaşlar zaten. Eğlenmeye çıkmışlar beraber. Evet, şu an haber spikerini bıraktı. Oyunculuk yapıyor. Evet. Birce Akalay'la birlikte de dün akşam böyle bir partiler. Bu videoyu yayınladılar tabii. Belki de Birce'nin yaptığı hareketi önce fark etmediler, koydular. Sonra hemen geri çektiler tabii ki ama. Yalnız işte sosyal bu insanlar, bu yayıldı. Kadınlar, biz kadınlar, siz farkında mısınız? Ayrıldıktan sonra daha bir enerjik oluyoruz. Bunun anlamını ama anlayamıyorum. Ama Birce ayrılmış değil yani, sevgilisiyle beraber şimdi aynı niye? Partide. Hayır, sevgilisi ama öyle değil, öyle değil. Yeni bir sevgili. Tamam. Bu enerjik günler. Şimdi tabii, ortalara evet. Doğru gör hareketleri. Yavaş yavaş hareketler yavaşlıyor. Ondan sonra düşüyor. Ondan sonra düşüyor falan. Yani bu şey dönemi. Ayrılıktan sonra ve yeni bir aşk başladığı dönemde gayet çok enerjik oluyor. Ama ortalara ve sonlara doğru gene aynı moda dönüşüyoruz yani. O neden oluyor bilmiyorum işte. Evet. Aşağı çekmek. Olabilir. Şey peki bakalım Muazzez Abacı'nın Sezen şarkılarını nasıl bulacaksın? Muhteşem. Bir gösterelim, dinleyelim. Bir daha olmaz bin kere tövbe ikinci bahar. Neresin? Senin için harcanan zamana yazık. Sen en güzel duyguların kadirisin. Vallahi. Ben çıkmış. Sende tutuklu kaldım. Müthiş ya valla. Aşk için ölmeli aşk o zamana. Ya çok güzel valla. Albüm çıkmış mı? 6 Şubat'ta çıkıyor tamam. Harika valla. Ay bu yani Muazzez Abacı bak müthiş. Hep yani konuşuyoruz burada da gerçekten hakkını teslim her gün konuşsak edemeyiz de. Yani evet. Böyle bir ses var mı ya? Böyle müthiş, bir ses müthiş. Var mı? Çok da iyi caz Sezen'imin falan. Sezen'imin şarkıları diye albüm hazırladı. 6 Şubat'ta marketlere çıkacak. Nasıl bekleyeceğim ben şimdi? Şu anda arabaya koyup dinlemek istiyorum ben bunu yani. Gerçekten nefis. Muhteşem. Yani Sezen Aksu muhteşem şarkılarıyla. Muazzez Abacı da çok önemli bir yorumcu. Ne kadar güzel yorumlamış. Vallahi. Sen de benim hatalarımdan birisin. Ben şimdi onu 20 kere koymazdım. Açık var ya. Muazzez Abacı'dan valla Murat Yıldırım'a tebrikler prodüktörü. Murat evet bize bir önceden göndersen de dinlesek olmuyor mu yani? Aynen gel çalalım valla. Alalım. Evet valla. Peki fotoğrafı görelim bakalım. Bu sen misin Seren? Bir görelim bakalım. Sana yemin ediyorum bu ben miyim bilmiyorum. Bu ben miyim şu anda onu da bilmiyorum. Bana ne şişko bir şey. Ankara'da çekilmiş fotoğraf. Yani bir, bana hiç kendime benzetemedim ama yani babamın başka çocuğu var mı? Ankara Marmara Oteli'ymiş. Ankara. İzmir'de ben bilmiyorum ki. Aynen burada. Hiç kendime benzetemedim ama. Bir büyük verin bakayım fotoğraf arkadaşlar. Bak.
gibiyim. Erkek çocuğu gibi gerçekten. Evet ama ben küçükken erkek çocuğu gibiymişim. Ama yani bunu pek kendime benzetemedim ben. Evet yani. Yani. Hani bu ben değilim peki galiba. Peki bakalım. Bu bir erkek galiba. Evet. Peki bugün Barış Manço'nun ölüm yıl dönümü, usta sanatçının. Evet, şimdi onu söyledim. Program bitiyor ya acaba. 19. yılında anılacak, Kadıköy'de anılacak. Değilmişim. 31 Ocak günü 24'e kadar ziyaretçilere açık olacak Moda'daki evi Kadıköy Belediyesi'nin Manço ailesiyle birlikte müze haline getirdiği evi halen ziyaretçilere çok önemli oluyor. Bir adam Türkiye için. Yani sadece yorumculuk değil, televizyon programcısı olarak da çok önemli bir kariyer yaptı. Evet. Dünyada sevdi çocukları, çocuklarla diyaloğa geçen. Kesinlikle ya, müthişti. Senin ya. Gibi aynen. Mesela kemer aynen, evet. Takmayı o kulaklara çok kazıyan evet. Çok önemli bir peki, adamdı. Peki rahmetle anıyoruz. Rahmetle bize kazandırdığı anıyoruz. Güzellikler için teşekkürler ediyoruz Barış Manço'ya. Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde ücretsiz konser var bu akşam. Saat 20'de Barış Manço ile ilgili konser varmış. Onu da hatırlatalım. Hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Ya dön bana artık. Duyuyor musun beni? Yaşık gittin yandan, anlıyorsun değil mi? Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri, üzmeyelim bugün annemizi. Thank you.